Biz maceralarımız, yeni şampiyonlarımız vesaire ardından şöyle oturup oturaklı bir League of Legends oynamak istedim. Çünkü malum balayında League of Legends'a hiç dokunamadım. Neredeyse bir aydır LoL oynamıyorum, yani normal LoL oynamıyorum. Hani PBE, nafiriler, işte efendim özelliği 2v2 arena modları falan haricinde LoL oynamadım. Dolayısıyla bir özlem var içerisinde. Normal League of Legends oynamak istiyorum. Dereceliğe girip dayağımı yemek istiyorum. Orman Morgana'yı çekip koridorlarımın acı içinde çırpınışlarına tanık olmak istiyorum. Bu yüzden de bir League of Legends yeniyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Hest yapma, Rora, Sefa, Arda, Sarp, Lemonata, Ulas, Ensarjan, Alikan, Seyit, Onur, Ali, Set for Win, Metahan, Hüseyin, 404, Psyduck, naber? ProTurk, hepiniz hoş geldiniz. Psyduck Trainer. Geçen bir Psyduck çantası gördüm. Kenara kaydettim. Tweet atacağım, bu çanta çok güzel diye. Oradan görürsün Psyduck Trainer. Bir Psyduck çantası çok güzel. Aşırı tatlı. Bayıldım. Beyler 2 ve 2 ve 2, 2'ye nasıl geliyor? Giriliyor ya. Modun adını da bizim kitlede böyle yaptım. İsmi 2 ve 2 ve 2 kaldı modun gerçekten. PB'ye de geliyor. PB hesabı açacaksın. PB'yi indireceksin. Amerika'daki PB sunucusuna bağlanacaksın. 250-300 pingin falan olacak ama öyle girebileceksin. Ben beklerim, zamanı gelince adam gibi oynarım diyorsam 20 Temmuz'u bekleyeceğim. Hey yo diye bu yayının ilk ekran mesajını Pyrex atmış. Hoş geldin Pyrex online, gel ya. Gel ya, bir Pyrex duomuz var ya, let's go. İlk maç ormanı oynamak istiyorum Pyrex. Ama sonra senin yanına nişancı olmaya okeyim. Pardon, destek olmaya okeyim. Nişancı olmaya kesinlikle okey değilim. Alo alo, benim sesim gitmiyor yine galiba sana ama anla ki anla ki. Bu bilgiler dahilinde aratıyorum. Şu ses ayarlarıma da bir bakayım. Ya bakar mısınız? Bak, bak şimdi. Şu ses ayar butonu, bu sefer de kameramdan görünmüyor ama mesajlar butonunun altında kalıyor. Ah alo, alo, tamam çözdüm. Tamam, Aynen. artık beni duyabiliyorsun. Hey ho. Ben kulaklık takmadım. Çok sıcak, klimayı bir level arttırayım. Sonra takacağım kulaklık. Mikrofon ayarlarımda bir sorun oldu. Yayının sesi, oyunun sesi, müziğin sesi, Dora'nın sesi hepsi okey mi arkadaşlar? Efe Ayraz, iyi yayınlar abi, seviyorsun demiş. Teşekkürler Efe'cim, hoş geldin. Bugün pardon. Twitter'dan boomer'larla kavga ettik. Oyun iptalimizi duyurduk. Üzerine bir League of Legends'a geldik. Dora neden bu aralar sık video gelmiyor? Öncelikle balayındaydım zaten. Bir 3 hafta Amerika'daydım. Amerika'dayken zaten video yapamazdım. Amerika öncesinde de şirkette işleri yoluna koymam gerekiyordu. Ya bu olayları böyle çok ayaküstü ayaküstü minik minik bahsediyorum sizlere hep. Böyle genel bir duyuru videosu ayarlamak istiyorum ama tam ne diyeceğimi, nasıl diyeceğimi falan da tam bilmiyorum. Tam ne istediğimi düşündüğümü falan da ben de tam bilmiyorum. Çok yakında duyuracağım. Bir video ayarlayacağım. Müzik sesi yok doğru ama müzik çalmıyor da olabilir. Bende var müzik ses, sizde yok mu? Şöyle arttırdım, daha iyi oldu mu? Gez doğru adam, biraz da sen mutlu ol. Eyvallah Abdullah. Sağ olasın kral. Video gelmiyor diyenler Duran'ın askere gittiği zaman burada değillerdi. Askere gittiğim dönem benim en çok izlendiğim dönemlerden biriydi, biliyor musunuz? İlginç şekilde. Hem önden çok video stoklamıştım, hem TFT IP falan çok yüksekti, hem yazındı. Askerde ben bayağı izlendim. Kanalın başında değilken iyi izleniyorum. Selam Dora abi, hukuk mesleği hakkında ne düşünüyorsun? Bölüm olarak zor bir bölüm olduğunu biliyorum. Yani okunması zor bir bölüm. Ama kendini adayacağın bir bölüm. Kendini adadığın durumda da dönüşü herhalde güzel olan bir bölüm. Böyle yorumlayabilir miyiz acaba? Master banlayayım, ne bileyim. Ben Morgana orman istiyorum arkadaşlar. Ne? Morgana banladı ben göstermediğim için. Ben göstermediğim için Morgana banladı. Morgana orman istiyordum. Hı.
Hüü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 ü
Yani Kadajin, Kadajin başımızı yakacaksın. Vay var karşıda. Bak Morgana ne güzel olurdu şimdi, bloklardı katılmalarını bilmem nelerini. Püf, ne oynayacağız Vay'a karşı? Urgotlar, Vay'lar, Şakolar. Orman Şaka da olabilir. Bir de buraya AD carry çekecekler büyük ihtimal. Ben o zaman Rammus oynamadım mı ya? Çöp Çar. Ha? Çöp Çar'ı çekmedim mi burada? Swap ister misin Pyrex? Yoksa karşıyı görmek mi istersin? Duyuyorum seni. Olur, helalsin. Tamam. Hani full AD alırlarsa ben böylece Rammus çekerim. Güzel bir counter pick çakarız. Arap Kedi yine destekçimiz. Teşekkürler Arap Kedi. Hoş geldin. Rimondi yayınlar muhtarım demiş. Sağ olasın. Bir yıla yaklaşmışız seninle. Voli ayı. Voli oynamayalı çok oldu. Amumu oynayalım, keyiflenelim. Amumu oynamayalı da çok oldu. Amumu sarabilir biliyor musun? Ama hani takımda gerçek bir tank yok. Gerçekten Amumu. Aha full AD'ler ya şaka hariç. Arkadaşlar. Bu maç Rammus oynamayacaksak. Bu bomboş, sıkıcı, olaysız karakteri şu an oynamayacaksak ne zaman oynayacağız deyip Rammus'u kilitliyorum efendim. Azıcık bir atağımız olsun ya şuradan. Hextech Rammus'la oynuyorum çünkü havalı kostüm. Takımımız da bence mis gibi oldu. Bence kompozisyon diff yeneriz. Ama Rammus orman oynamayı hiç bilmiyorum şu an. Öyle bir sorun var. O yüzden en yüksek kazanma oranlı build'e hemen bir bakalım. EQ başlayıp Q fulluyor. Tamam. Jakşo alıyor ve mavi orman eşyasını alıyor. Tabi birilerini yakalayabilmek bizim için bayağı önemli. Mavi orman eşyası mantıklı. Midde Urgot varmış Pyrex, seni bozar mı? Ne diyorsun? Yok ya. No, Kassandra daha sorun bence. Öyle mi? Tamam. Hiçbir zaman oynamayacağız. İyi dedin. Abi Nidalee'nin yeni şarkısı ve redesign hakkında ne düşünüyorsun? Nidalee'nin yeni şarkısını bilmiyorum. Lore kartlarına detaylı bakmadım henüz ya. Sadece Nidalee'nin dizaynını gördüm. Onu da Twitter'dan paylaştım fikirlerimi. Güzeldi. W ile başlatmıyordu diye hatırlıyorum. UGG ama neyse hayırlısı. Abi savcı olmak istiyorum ve mesleğe kendimi neredeyse adamak için elimden geleni yaparım ama siyasi baskı çok olur mu ki? Yani senin mezun olup savcı olacağın uzun gelecekte siyasi baskının nasıl olacağını hiç kimse bilemez. Ama hukuk okumak istiyor olsam ve günümüze bakıyor olsam ben de endişelenirdim. O kadarını söyleyebilirim. Hani bir de hukuk böyle, ya ben tabi biraz cahil konuşuyorum ama mesela geçerlilik olarak zınk diye yurt dışına gidebiliyor musun? Salladım, Türkiye'de atmosfer, durum, hukuk istediğin gibi değil. Sonuçta ülkelerin yasaları farklı olduğu için zınk diye başka ülkeye de gidemiyorsun sanırım. O yüzden hani o yönden tehlikeli noktaları var gibi. Vardif videosu ne zaman gelir doğru abi? Valla onu da bir aydır oynamıyorum, bakalım. Abi Steam kuru 25'e çekecek diyorlar. Bunlar sadece söylenti. Ama geliştiriciler Steam'in fiyatlandırma politikasına güvenmeyip de kendileri fiyat girdikleri zaman herkes için sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden Steam kuruna bir güncelleme ben de öngörüyorum. O 25 mi olur, 15 mi olur, 25 mi olur bunu bilemeyiz. Ya full manasınız, birer Q atmak çok mu zor Burammus biraderinize? Yok lan size gank. Neyse çok düz vuruş yaptılar en azından evde. İnsan bir tane bir Q atar be bro. Zor mu bir tane Q atmak? Karşımda Shaco, Y jungle var. Gelecekler invade atacaklar sonra bana. Ayıptır. Değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Denklik okuman gerek ya da uluslararası hukuk okursan gidebilirsin. Ama böyle teknikleri var. Mesela yazılım mühendisliği okusan her yerde geçerli abi yazılım. Evrensel bir dil. Bütün ülkelerin yazılıma ihtiyacı var gibi örneklendiriyorum. Ya da matematik evrensel. Matematik her yerde matematik. Fransa'ya da gitsen, Arabistan'a da gitsen aynı matematiği yapacaksın gibi bir uluslararası sıkıntısı var ama sen ben kendimi adamaya hazırım diyorsan bence bu yola baş koy derim. Siz hayatta ne yapmak istediğinizi biliyorsanız ülke şartı mülke şartı dinlemezsiniz bence.
sahsi görüsüm. Abi hiç börek yedin mi? Yedim. Ama yıllardır börekle ilgili bir problemim var. Ülkede... Gagalarım çalınmış. Mecburi genk. Zınk. Ne yapın? Urgotcan. Vakavaydesu. Ya. Bunu ormancına söyle. Rammus'un keskin gagalarını çaldığın için Rammus beni kesti diye haber ver. Haddini bilsin bundan sonrası için o vay denen lavuk. Çok affedersiniz, ağzımı bozdum. Yani buralardan bir şeyler koparırız bence ya, değil mi? Kendi lan dışarı fışkırttım yanlışlıkla kırmızı güçlendirmeyi. Abi kurban kokusu yüzünden vegan olacağım, az kaldı. Evet. Kurban bayramı. Benim hatam. Çok inandım. Yeterince hızı temizleyemedim. En azından başarılı bir gank attık ya. Oha, direkt çizme mi alınıyor? Bilmiyordum direkt çizme alındığını. Jacques Shaw. Ama direkt çizme alınıyor mu cidden ya? Hadi ben alıyorum direkt çizme ya. Oyun dinleyeceğim. Abi yayındayım, hoparlördesin diyemeden kapattı. Tamam, Urgot'a bir gank daha. Pyrex'i kazandırdık. Oyun win bence. Dora, sen hangi üniversiteden mezunsun? Ben Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliğinden mezunum. Rammus da onayladı az önce duyduğun üzere. Oyunun müziği yok, fark ettiniz mi? Rezalet. Yine Rammus'la ağlıyorum videosumu geliyorum. Sabah 5.30 olmadığı sürece sorun yok bence Rammus'ta ya. Sabahları problem oluyor. Bizim kırmızı ne zaman gelir tahminen? Kayacılar vardır diye olmuştum. Santa Gang katılacak. Aha, kayacılar geldi. Vzzz. Abi West'te sanki farklı önerilen. Evet, enteresan şekilde az buçuk farklı ama fark etmez ya. Sunucudan sunucuya ayarlıyorlar demek ki, ne bileyim. Ne yapın? Ben ona taunt attım, o niye direkt iptal oldu? Çıkmalıyız. Yapacak bir şey yok, talihsiz oldu. Yampiri duruyor mu? Çok mu bencil bir istek duruyor benim sorduğum? Ah ah! Ben bununla kapışıyorum. Ben buna kapışamıyorum. Cümlemi değiştiriyorum. Sen de onunla kapışamıyorsun galiba. İşler iyi gidiyordu, niye böyle oldu? Niye böyle oldu ya? Birden böyle bir ilk gankimiz çok güzeldi. Böyle bir oyun böyle bir yıkıldı sonra. Birdenbire üzerimize çöktü League of Legends. Samlur, umarım herkesin günü iyi gider demiş Selman. Teşekkürler. Big Brain Chat'in destekçimiz. Teşekkürler. Zeyi bana Momo fotokart sözüm vardı ama ben onu bekliyorum hala. Teşekkür ederim. Onları nasıl halledeceğiz henüz bilmiyorum ama halledeceğiz. Aklımdasın. Momo fotokartım da var bu arada. Abi hiç çorba içti mi? Hayır. W'su durdurulamaz oluyor. He, doğru. İyi dedin. Yayına ne zaman başladın Dora? Daha ilk maçtayız, daha ilk feedlememizdeyiz bakalım. Ama hala kompozisyon olarak fena durumda olmadığımızı düşünüyorum ya. Karşı full AD bütün lane'leri beslemesek, o ilk first blood'ı şey yapabilsek, kar topu yapabilsek güzel olacaktı. Abi yayını açtım, öldün ya. Kapat, belki kill alırım. Boom. Senin gücüne güveniyorum. Bak Pyrex kill aldı, görüyor musun? Yayını kapattın değil mi? Helal. Merhaba Dora, Nafir geldiği zaman mainlemeyi düşünüyor musun? Mainleyeceğim bir karakter değil ama orman oynadığım zamanlarda başvurabileceğim bir karakter. Sonuçta basit bir şampiyon. Ben basit şampiyonları severim. Bota hiç gank atamadım. Bir ara bota da gank atayım ya. Bota kill verdim hatta. İbolikblo teşekkürler. Abi nasılsın, iyi misin? İyi misin? Teşekkür ederim. Halının biraz sıcak olması dışında sorun yok.
Pokemon videosu gelir mi? Videosu gelmez de real'ı gelebilir. Bütün tarayıcı yüklerim duruyor, hiçbir şey yapmıyorum. Biraz bir oyuna bakalım ya. Azıcık oyuna bakmamız takım için faydalı olabilir. Böyle biraz. Çek! Ama çok yavaş çekiyorum bro ya. Bro çok yavaş çektin ya. Oho. Devam ya. Bro çok pasifsiniz ya. Ben bu bota gank atmam abi. İki tane ayrı kill pozisyonu vardı. Ayıp denen bir şey var. Gerçekten bu yapılan terbiyesizlik. Düz kristalleri toplayalım önce, şu scam çünkü. Bir de 20 altın bekleyelim. Eevee oynamayı düşünüyor musun? Evelyn'i Wild Rift'te oynuyorum ama PC'de çok yorucu geliyor ya. Wild Rift'i bıraktım mı tamamen? Bırakmadım da. Ya ben oyun o kadar oynamıyorum arkadaşlar. Bir de dediğim gibi bir aydır tatildeyim zaten. Full geziyorum yani. Şu an hiç bu ara sadece Pokemon'un kart oyununu oynadım. Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği arasındaki farkı söyler misin? Sence hangisinin daha açık? Ya biraz kişisel tercih. Bilgisayar mühendisliğinde yazılım derslerinin yanında daha böyle elektrik, elektronik, fiziksel ekipman, zartürk dersleri var. Yazılım mühendisliğinde de finans yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi gibi daha böyle işte proje yönetmek ve süreç yönetmek üzerine dersler var. Yazılım tarafında kesişiyorlar. Ejder gidiyor olabilir mi? Oradan bir Urgot kayboldu falan. Kurtardık mı onu? En azından intikam aldık mı? Oy he, Pyrex, helal. Biraz fazla yatırım yaptık ama shutdown aldık galiba. Pyrex o yüzden worth. Güzel operasyon oldu ama valla. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Şako ya? Bu neydi? Tam bir Şako main hareketi değil mi yani? Sadece kaos. Aldık mı lan ejderi? Let's go. Dalıyorum ben ejdere. Haydi Pyke. Biz seninle alırız bunu. Support avantajımız var nihayetinde. Her türlü 3v2'yiz yani. Efendim sev. Burası serin, doğru bilgi. İmdat. Pyke da shutdown yedi. Zortladık bir an ya. Beni dışarı ata ata bir hal oldular ya. Beni oradan oraya vurdular ya. Sen niye geliyorsun ki buraya Ezreal? Bana dursun sandım bir an. Hadi bay. Abi çok beleş pozisyonlarımız çok boşa gidiyor gerçekten ya. Çok üzücü senaryolar yaşıyoruz. Sence kurban kesmek katliam mı? Ya normalde et yiyen bir toplumuz. Bak bizim şöyle dişlerimiz var. Hayvan öldürmek bence bizim doğamızın bir parçası. Yapacak bir şey yok. Bunun nasıl yapıldığının önemli olduğunu düşünüyorum. Ya ben bizim milletimizin bazı konularda işin esansına odaklanmaktan çok nasıl ifade ederim? Bir saniye şu genki atayım. Ana fikre odaklanmaktan çok. Lan adam bu ne kadar hızlı gidiyor ya. Dışarı yansıyan tarafına odaklandığını düşünüyorum. Yani kurbanın ana fikri fakire yardım etmek, paylaşmak, zor durumda olan insanları kalkındırmak ve karnını doyurmaktır. Bu zamanında bir hayvanı kesip dağıtmakken günümüzde para dağıtarak veya hali hazırda kesilmiş bir hayvanı
ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırarak falan da gerçekleştirilebilir. Ama biz böyle çok hayvanın boğazını kesmek kısmına fokus oluyoruz gibime geliyor Uğurt. Bilmem anlatabildim mi tam olarak bu konudaki yaklaşımımı. Hani günümüze uyarlanılabilecek olan kısmı uyarlamaktansa metnin ana fikrine değil harflerine odaklanıyoruz gibi, anlatabildim mi? Monitörün kaç inç? Yani sayı olarak ezberimde değil ama ben böyle kör monitör kullanıyorum. Belki o yüzden bu kadar kötü oynuyorumdur. Selamlar, Twitch'ten yayın açmayı düşünüyor musun? Ben Twitch'te yokum arkadaşlar ya. Ben full YouTube. Ben YouTube, Twitter, Instagram. Bu üçü devam. Kafi. Pyrex'e verebilirdik bunu. Niye vermedik ama back atıyordu. Çok muhabbete daldık. Oyundan çok koptuk. Yapay zeka mühendisliği bölümüyle ilgili alakalı bilgim var mı? Spam yapıyorum gibi oluyor. Özür dilerim. Estağfurullah. Ya Türkiye'de biraz bölümler scam ya. Yapay zeka mı? Yani yapay zeka ne kadar ilerledi de onun öğretmeni geldi de o sana öğretmen verecek de sen yapay zeka mühendisi olacaksın. O yapay zeka çok popüler, geleceğin mesleği diyen haber kanallarından etkilenen ebeveynler özel üniversitelere para versinler diye uydurulan bölümlerden bir tanesi gibi geldi bana. Ders programına bak, bilmiyorum. Belki de dop dolu bir ders programı vardır ama daha genel bir bölüm okursanız bence daha sonra farklı bir yöne gitmeniz daha kolay olur, şahsi görüşüm. Yani sen yazılım mühendisliği olup da yapay zekaya odaklanırsın, bilgisayar mühendisi olup da yapay zekaya odaklanırsın. İlla yapay zeka mühendisliği diye böyle biraz bayraklanmış bir bölüm okumanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Facebook'ta ben BGY'de takılıyorum. Bizim grupta takılıyorum, o kadar. Facebook'la başka alakam kalmadı artık. Bana para verdikleri dönem canlı yayın yapıyordum. Sonra parada anlaşamadık, canlı yayın yapmayı bıraktım. Facebook'taki yayın hikayem bu kadar. Orası bence çok güzel olabilirdi, tutunabilirdi ama çok kötü yönetildi orası. Maalesef berbat yönetildi. Ama ben onu görüyorum, onun beni korkutamaması lazım bence. Kim bilir nereye fakeledi o, biz bilemeyiz ki. Özür dilerim bağırdığım için, umarım kulaklarınız zarar görmemiştir. Benim alnımda enayi mi yazıyor da ben 250 hareket hızlı kaplumbağa ile şako kovalıyorum. Benim neyime lan şako kovalamak? Sıfır görüşlü pozisyonda. Ama işte şako dediğin bu. Yani böyle seni kandırıyor, seni inandırıyor, yakalayabileceğini zannediyorsun. O lanet olası 34 canlı palyaçoyu ensesinden tutup böyle yere vurabileceğini düşünüyorsun ama yapamıyorsun. Şako dediğin şey zaten bu değil midir? Nonol hayvan oldu kardeş. Kapandı o site ya. Yok, kapanmadı. Oyun departmanını kapattılar. Zaten benim Facebook'tan oraya geçme sebebim de oydu. Onlar daha çok para verdiler. Ben o dönem Facebook'ta yayın yapıyordum. Ben Facebook'a dedim ki ben buraya gitmek istemiyorum. Bunların verdiği parayı siz verin. Sizinle kalayım dedim. Yok dediler. Ben de gittim, ne yapayım abi, para lazım. Ben bu oyun şirketini nasıl kurdum sanıyorsunuz? Çin şirketlerinden para farmlayıp Amerikan şirketlerinden para farmlayıp 15 farklı yayın platformunun ücretli yayıncılığını yaparak bu maaşları ödedim ben. Ben bunu yakalasam da kesebilecek miyim? Şüpheli ama deniyorum. Bu sefer kaçan ben oldum. Bu sefer son gülen ben oldum. Yay. Yay.
psikolojini nasıl koruyorsun abim? Enteresan bir soru. Neye karşı tam olarak? Bilmiyorum. Ben de zorlanıyorum. Psikolojik olarak herkes için zor bir dönemdeyiz bence. Kule, alo, adam beni dövüyor. Adam beni burada... Kule! Adam beni tokat manyağı yaptı burada, izliyorsun ya. Sayın Kule ya. Çok sevgili koyun, teessüf ederim ya. Miyav Express'i aldım, beğendim. Biraz zor geldi ama başa. Miyav Express zor bir oyun. Dash'i iyi kullan. Death Null. Fiu! Miyav diye ileri atılma tuşunu iyi kullan. Oynarsın. Aşırı iyileşmeleri yok. Onun yerine ben Sunfire alacağım. Önce biraz can. Sonra zırh kasarız. İnternetinin markasına. Ben iki internet kullanıyorum yayıncı olduğum için. Bir uydu netim var, TürkSat. Bir de süper online'ım var. O ikisini değişimli kullanıyorum. Birinin upload'u yüksek, birinin download'u yüksek. Öyle. I know. Twitch'te olmanın en büyük artısı telifli müzik dinleyebilmekti gerçekten. Şu an canım Twitch. Bak yine beni bu pite soktunuz. Biz pitlerde hep böyle şeyler yaşıyoruz buraya. Ezreal'ı kurtarmalıyız. Onu niye oradan çıkardın ki? Onu döverdik burada. Şimdi ben böyle aşırı aptal bir yerde kaldım. Onu da çalamadım. Tabii efendim. Zor tabi. League of Legends yani. Zor zanaat. Kolay değil. Baksan. Ben de burada kırmızı kesiyorum işte, bizim genel durumlar. İyi, maçı yenebiliriz gibi en azından tüm zorluklara rağmen. Ama Pyke'la beraber girdiğimiz Ejder'de de Alamet'te de ben çok patladım, bana uğursuz geliyor Pyke. Pyke bana şans getirmiyor. Ya bir eşya daha tamamlarsam fightları biraz tanklayabilirim gibi, ki buradan bile iyi hayatta çıktık bence, şahsi görüşüm. Kayacıları keseyim ya. Convergence videosuna devam edecek misin? Ya düşünmüyorum açıkçası, Convergence çok sarmadı. Bu oyunu sence kazanır mısınız? Vallahi Pyrex kasıldı. Pyke kasıldı. Aloy kasıldı. Ben karşı full AD'yken yeterince tanklık yapabileceğime inanıyorum. Dolayısıyla bence kazanırız. Ya ormanı mı dönüyorsun eşek? Senden çok evrim ağacı vibe'ı alıyorum. Evrim ağacıyla aslında çok benzeyen bir noktamız var ama o da başka bir videonun konusu. Nasıl ama şaka, evrim ağacı şakası. Hani başka bir videonun konusu diyor ya, anladın. Ksante mi? Bence Ksante'ye bulaşmayalım. Bence bizim Ksante ile kapışarak elde edeceğimiz bir şey yok bu hayatta. 4 kişi daldık adama, bakalım ne olacak, hadi bu. %20 canını almayı başardık tüm bu süreçte. Yarıya indi ufak ufak. Ulti falan açtı. İyi, helal lan. Pyrex'in galiba mavi paylaşım şeyi açıldı. Ben maviyi kestiğimde devralabilirsin. Hatta maviyi sen bile kesebilirsin. Canın nasıl isterse. Hatta sen çal maviyi, ben cesedini alırım yerden. Tamam, nasıl istersen. Oldun sana. Ya Pyrex, ay pardon, Pyke, şey kim bu şey atan, sussun işte ya. Her kim atıyorsa. Çok iyi. Çok iyi. Pyke müthiş topluyor killleri ya. Çok güzel, çok güzel. Baron mu? Çarpım yok, sorumluluk kabul etmiyorum. Çarpımın olmadığı bilinciyle dalıyorsanız olur. Ben, tehlikeli değil mi ya? Bilmiyorum, gerek var mı Pyrex ya? Başımıza iş almaya. Bilmiyorum. Bilmiyorum, sağ tıkladık artık. Hadi bakalım.
Pek de kesemiyor gibiyiz. Ne diyorsun? Geldi Ezreal, onunla keseriz herhalde. Keseriz ama. Aha tamam tamam. Bir şey diyeceğim, bizim bu kontrol totemimize rağmen bu nasıl oldu sence? Sadece görüş için mi attı? Şans mıydı yani? Bilmiyorum. Korktum yani bir yanımda. Ben yine yuvarlanarak uzaklaşıyorum çok yüksek müsaadenizle. İyi. Baron Bait'ti aslında, çaktırmayın. Dora lütfen çivili al. Sunfire'dan sonra alacağım. Balık oyunu mu yoksa sonsuza kadar top lane mi? Balık oyunu. Sonsuza kadar top lane'e hiçbir şey değmez abi. Sonsuza kadar top lane çok tehlikeli. Top lane karşıma geliyor değil mi? Doğru anladım. Kesinlikle değmez. Hayatım boyunca top lane'de huzur bulamamak demek bu. Efe Çakıcı demiş ki Selam'ın yayınları Amerika nasıl Dora'cığım? Güzeldi. Öncekinde daha az buçuk bahsettim zaten. Story'de zaten bol bol attım. Evsizler hariç, uyuşturucu bağımlılığı ve ülkedeki enflasyon hariç, Amerika'daki. Ve okyanus rüzgarları hariç. Onlar da biraz lanetti. Güzeldi. Selam Dora, kartboard satışları nasıl gidiyor demiş Burak. Teşekkürler Burak. İlk 3 gün 10.000 dolara yakın satış yaptık. Yok. 3.000 6.000 8.000 dolara yakın satış yaptık. Hayır, sirtine vuramadım. Bu beni kesebilir mi? Var mı öyle bir hakkı? Dolayısıyla brüt satış olarak fena değil. Yaz indirimlerinin ilerleyen günlerinde böyle devam ederse bize sonraki oyunlarımız için bütçeyi çıkarmış olacaktır. Ben bir back atsam mı bu fight'a dalar mı? Fight'a dalarım diyeceğim, fight bitmiş zaten. Tamam ya, yendik işte, bakın 10 kilo öne geçtik. Sadece objektiflerde gerideyiz, o da benim eşekliğim. TRT girişimci olarak ne zorluklarla karşılaştın? Öncelikle yediğim vergi cezasını bilmeyen yok bu platformda. Ben daha Türkiye'de YouTube gelirlerinin nasıl vergilendirilmesi gerektiğine dair hiçbir kanun, hiçbir yasa, hiçbir mantık ve yol gösterim yokken vergi vermeye çalıştım. Hayvan gibi ceza yedim bunun karşılığında. Pes etseydim kurmaya çalıştığım oyun şirketi batacaktı belki ve benim bugüne kadar bu yaptığım Cardboard Town gibi müthiş bir oyun doğmamış olacaktı. En büyük zorluğum buydu diyebilirim. Bunun dışında öyle aşırı bir zorlukla karşılaşmadım. Evrak işleri falan beni yıpratıyor işte. Sevmiyorum o muhabbetleri. Bürokrasisini, evrağını, o pis işleri sevmiyorum ama ona da yapacak bir şey yok. PayPal problem. Belli yurt dışı ödeme araçlarının bizde banlı olması problem. Sponsorlara mail atarken ya pardon bizim ülkede PayPal yasaklı da şöyle yapabilir miyiz falan demek biraz kötü. Öyle. Dorothy Weiss konserinin olduğu yerde albüm, lightstick falan satıyorlar mı? Satıyorlar. Zaten Amerika'da K-pop bayağı yürümüş yani. Rastgele bir markete girdiğinde Ready to Be'nin sana versiyonu falan var. Orada kıyafet satıyorlardı konserde benim gördüğüm. Kıyafetlerin hiçbiri ilgimi çekmedi. Tasarımları çok beğenmedim. O yüzden o işe girişmedim. Lightstick'ler de çok pahalı belki biliyorsundur. Ona da o yüzden girişmedim. Öyle. Albüm görmedim. Albümü zaten her yerden alıyorsun. Yunus solosu hakkında ne düşünüyorsun? Konserde dinleme şansı yakını bayağı güzeldi. Albümü Ağustos'ta çıkacaktı galiba. Konser kalitesinde bile dinliyoruz biz evde sürekli. Benim bu arada mide mi gitmem gerekiyor sanki? Midden oyun bitiyor sanki. Şu minyonu alıp back atıyorum. Cardboard Town mobile gelir mi? Oyunun full versiyonu çıktıktan sonra düşüneceğiz. Şu an sadece PC ve Steam eksklusif. Oha, inhibitor yıkıldı lan abi. Arkadaşlar bak, muhabbete daldık inhibitor gitti ya. Girmem oraya, Ezreal yetişemez. Boşuna back attık. Ya zamanında gank atacaktım.
Ya da ay şey back atacaktım ya da hiç atmayacaktım. Tam bir eşeğim. Huzurunu kaçırdım. Word. Baron mu? Baron mu 50 saniye sonraki ejder mi? Geldim geldim. Gayet güzel, çok iyi. Bu kesin Baron o zaman değil mi artık? Bu artık %100 Baron. Tamam ben dönüyorum Baron'a. Çok iyi. Durup dururken saptı ha karşısı. Ya zaten geridelerdi de komple saptılar. Berat Çıtak hoş geldin, teşekkürler. Ali Volkan Kayalıer ve Süleyman Akyol sağolunuz. 2 ve 2 modunda iyi video çeker misin? Daha fazla video düşüneyim. Belki de, belki de. Sarabilir. Ruh vereceğiz bu ejderi alamazsak ama. Ah! Biz Pyke'la gerçekten hiç uyumu tutturamadık ya. Hep tersteyiz, hep terste. Oy, silindi gitti palyaço, güzel. Çarpım yok ama. Halledi verelim bir zahmet. Ya yine çar geldi ya. Abim ne kaos çıkarıyorsun ya. Hasante ne iyi abi, 4 kişinin arasında geze geze kesiyor herif. 7-9 oynayarak ya. Nom 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 diye yediler Ezreal'ı da. Nasıl bu noktaya geldiğini ben anlamış değilim ya. Biz Kısante'yi kesene kadar herkes geri doğup yürüyerek geldiler ya. Önce Fight'i yenelim sonra ejderi alırız dedik. Biz herifi kesene kadar 45 saniye geçti ya. Ne lanet bir karakter şu Kısante'de. Mahvediyor fight'ları adam tek başına ya. Çok korkunç gerçekten. Mesela dağ ruhuyla kazanamazlar bence en azından. Dur abi yeni oyun gelecek mi Strater'dan, yeni oyun gelecek mi Strater'dan? En son yayınlayacağımız oyunu iptal ettik arkadaşlar. Ya iptal ettik dediğim, biz geliştirici arkadaşlarla anlaşamadık oyunun geleceği konusunda. Oyunun nasıl olması gerektiği konusunda. Oyunun detayları konusunda anlaşamadık. Biz de dedik ki yani bizim vizyonumuzdan gidersek geliştiricileri mutsuz olacak bu oyunun. Onların istediğini yaparsak da biz yayımcı olarak vizyonumuza uymayan bir şey yapacağız. Dolayısıyla biz bu oyunun haklarını size geri veriyoruz. İstemiyoruz bu oyunu dedik. Ve saldık. Şunu bir smite'leyeyim, hemen döneceğim. O oyunumuz Demolition Party iptal oldu daha önce bu kanaldan duyurduğum. Şu an geliştirme aşamasında iki tane oyunumuz var. Ama gün yüzüne çıkmalarına biraz daha vakit var. Ben o arada Cardboard Town'ı geliştirmeye devam ediyorum. Oyun sonu güncellemesini getirmeye bayağı yaklaştık böyle. Dev bir bina inşa edip oyunu tamamlayacağınız bir oyun sonu getiriyoruz böyle belli challenge'ları tamamlayıp. Ondan sonra da diğer oyunlarımıza odaklanacağız artık. Assassin Nasus Orman denedin mi? Assassin Nasus Orman denemedim. Hayır, teşekkür ederim hiç tavsiye için. Burada da galiba kaçırdığım mesajlar olmuş, maç sonu dönmeye çalışacağım. Ya kurtçum ya. Ya Gromp'u da birine salmam. Kes işte yani şunu. Sana da selam Nezir. 6 ay olmuş valdım işte Okan, teşekkürler. Diğer maçta Trundle Jungle yapar mısın? Diğer maçta Pyrex'in yanına support gitmeyi düşünüyorum. Tasarımcı olmak için uğraşıyorum, sence iyi bir yerlere varabilir miyim? Yani niye varamayasın ki? Varırsın ben. Uğraşırsa arkadaşlar, bu tarz konularda uğraşırsanız yaparsınız yani. Risk almak olay. Ben yıllar boyunca kafamda ya acaba millet bu LoL hikayelerini okumaya üşeniyor.
anlatsam dinlerler mi? İlgilenirler mi? İlgilerini çekerler mi? Diye düşündüm hep. Ama ben bunu oturup yapana kadar yanıtı bulmam mümkün değildi. Yaptım ve hayatım değişti. Siz de kafanızdaki bu tarz acaba olur mu? Acaba tutar mı? Acaba yapabilir miyim dediğiniz her şeyi denemek zorundasınız. Denemezseniz bundan yıllar sonra arkadaşlarınıza ya benim böyle bir fikrim vardı da bak şu yaptı tuttu. Bak şu kişi bunu yaptı başardı. Ya da acaba ben yapsaydım olur muydu diye düşünmeye devam edeceksiniz hayatınız boyunca. O yüzden her ne düşünüyorsanız böyle peşinden gidin, bu kadar basit yani. Denemeden asla bilemezsiniz ve bu size pişmanlık olarak döner yani. Yavaş yavaş rakibi boğuyoruz bu arada. Sahte şako, sahte şako. Yemeğin zehirlenirsiniz. Fight istiyor bu çar. Shaco'nun klonu Aloe ultisine sayılıyorsa burada bayağı bir fayda sağlıyor olmalı Aloe'ye. Aloe'lik de güzel meslek. Bitirmez miydik? Bu kadar gelmişken. Şu üstü falan itip ne bileyim. Oy, bir Q'yla ne kadar vurdun ona? Uyuu. Kaçış yok. GG's. Hüngür hüngür ağlayan takımımıza rağmen kazandık. Pyke ve Pyrex ve Aloe'yi tebrik ederim. Ben ve Ezreal'a teessüf ederim. GG's. Peki oyunların fiyatını nasıl düşünüyorsun abi? Ya biz oyunları çıkarana kadar dolar kaç olur? O oyuna maliyetimiz nasıl olur? Ama genel olarak şöyle yapıyoruz. Bu oyunu çıkardığımızda mesela Cardboard Town çıkarırken ben ne yaptım? Bir saniye. Pyrex iyi lider vereyim. Şurayı bir gizleyeyim. Bu bizim benim daha doğrusu Cardboard Town çıkmadan önce yaptığım bir tablo, tamam mı? Burada single player kart oyunlarını ve şehir inşa oyunlarını listeledim. Dolar olarak fiyatları kaç? Çıkış yılları kaç? Türk lirası olarak fiyatları kaç? Ortalamayı aldım. Türk lirası olarak fiyatları 134 TL ortalama. Dolar olarak da 22.5'a doğruydu. Ben buradan yola çıkıp Cardboard Town'a 20 dolar 100 TL dedim. İkisinde de ortalamanın aşağısına indim. Lakin işte doları tutturamadık. Erken erişim bir oyunun 15 dolar civarında olması gerektiğini düşünüyordu yabancılar. Türkiye'de de 100 liraya eleştiri geldi ama ya 100 lira günümüzde 3.5 dolar abi. Ben nasıl bunun altına satabilirim bu oyunu? 3.5 dolar. Yani yurt dışında 20 dolar bir oyunu ben nasıl 3.5 doların da altına satabilirim Türkiye'de? İnsanlar indirime laf ettiler 80 liraya indirdiğimizde %20 indirim ama oyunun fiyatı aslında her gün azalıyor zaten. Oyunun fiyatı, bakın enflasyon karşısında bugün gittiğiniz her yerde zam var. McDonald's'a da gitseniz zam var, kahveciye de gitseniz zam var, markete gitseniz zam var, sokak satıcısından mendil alsanız da zam var. Ama bizim oyunlarımızda zam yok. Dolayısıyla bizim oyunlarımızın fiyatı aslında her gün düşüyor. Aslında bizim de zam yapmamız gerekiyor. Yapmıyoruz. Dolayısıyla %20 indirim bence iyi bir indirim. Çünkü reel indirim %20'nin üzerinde aslında. Anlatabildim mi? O yüzden lütfen bizim %20 indirim mi olurmuş, çok azmış falan demeyin. Cardboard Town daha geçen ay çıkmış bir oyun yani. Daha ne yapak? Feyza benim müziğimi çalmış. O yüzden duyamıyormuşuz biz. Müzik. Nerede Feyza? Gitmiş. Gitmiş salonda dinliyor, bakın. Bakın salonda. Salonda burada bir şeyler çalıyor. YouTube'dan mı müzik açalım? S-
support olarak aratı. Ama hala Ormana Morgan oynayamadım ben. Ben Ormana Morgan oynamak istiyorum. Ama ormanda da yoruldum tam support ya support. Bence 100 TL az bile 200 olurdu. Ya 200 de benim takipçilerime ayıp olurdu. 200 günümüz oyunları o fiyattan çıkıyor gerçekten ama yapacak bir şey yok. Umarım zam yapmak zorunda kalmayız asıl. Beyza YouTube müzik açsın. Ya televizyonda sanırım Spotify daha rahat. Abi konsey çöküyor, az reklamını yap, yayındayken gir bir şeyler yap. Harbi ben tatildeyken hiç bakamadım konseye. Arkadaşlar, bu videonun açıklamasında da linki var. Moderatörlerimiz de şimdi linkini atıyorlar. Reddit'te Reddit kullanıyorsanız, kullanmıyorsanız da üye olun. Yani R-Konsey diye bir alanımız var. Burada LoL tier listleri, Dora mimileri, mesela Dora bir Jojo referanstır. Neden? Yüksek hasar potansiyel andesine alışılmadık giyim tarzı ve saç. Soru işareti denilince çıldırır. Adı Dora'dır ve şirketi var. Diye tanımadığım bir karakterle bir benzetme yapılmış. Hangisi hikayede daha büyük ve iyi bir manipülatör ve neden? League of Legends. Genel olarak bu arada League of Legends olmuş konular. Saran animeler önerim. Bir ara siyaset dönüyordu. Seçim bittikten sonra biraz gitmiş. İşte indirim tavsiyeleri falan filan gibi böyle. Hem sizin konu açabileceğiniz hem de konu açan insanlarla muhabbet edebileceğiniz bir ortamımız var. Dolayısıyla bekleriz. Gece et kokulu su içmeye kalkan ben. Allah, et kokulu su değil mi? Dolayısıyla sizleri de buraya bekleriz muhabbet etmeye. Bir ara insanlar yaptıkları müzikleri, resimleri paylaşıyorlardı falan. Böyle genel olarak muhabbet dönüyor burada. Benim kaçırdığım mesajlar olabilir demiştik. Hemen onlara bakıyorum izninizle. İboliklo, teşekkür etmiş miydim sana ya? Neolog, selamlar muhtar, iyi günler herkese demiş. Buğra Ergenç, Cardboard Town satışlarını sormuştu, konuştuk. Atakan Ayaz yeni destekçimizdi. Ali Volkan Kayalar yeni destekçimizdi. Berat Çıtığı kutlamıştık. İyi oyunlar beyece demişti Darui. Flubok 29. ay ve Hayşin selamlar Rörcüm. Bir yıl olmuş, iyi oyunlar, iyi pazarlar demiş. Aslında 13. ay Hayşin. Ama bir yıl oldu yani. Bir yılı kapsıyor senin abone için. Teşekkür ederim. Yurt dışında istek listesine ekleyen kişiler bu indirim döneminde beklediğin kadar satın alım yaptılar mı Cardboard Town için? Hayır, yapmadılar ya. Ayrıca oyun ana sayfaya falan da çıkamadı birçok yerde maalesef. Ama erken erişim olduğu için normal sanırım. Oyuna daha bizim de ekleyeceğimiz çok şey var nihayetinde. O yüzden dert etmiyorum yani. Bu satıştan über bir para kazanamadık ama şirketi devam ettirecek kadar bir para kazandık. Önemli olan bu. Ben oyunuma inanıyorum. Oyunun ratingleri de çok iyi. Hakkında yazılanlar, çizilenler, çekilen videolar da çok iyi. Dolayısıyla sorun yok yani. Bir sonraki sale'da, sonbahar satışlarında hem daha yüksek bir indirim yaparız, alıyorum %20 yerine %25-30 indirim yaparız. Hem oyun da daha ileri bir noktada olur. O zaman satarız. Ih, Vayne Can'a. Ne alsak bunlara Pyrex? Ne gider buraya? Ne yapabilirim sence? Var mı fikrin? Senle falan oynayabiliriz ya, Lux Menzil'den hani oynayabiliriz. Lux Menzil'den oynayabiliriz de Milio çalışır mı diye düşündüm acaba. Aa, olabilir. Evet, Lisa falan karşı değil olur. Bana Milio bu takıma fayda sağlar gibi geldi abiler ya, hadi bakalım. Umarım doğru bir karar vermişim. Serafin de düşündüm, evet. Dora ismim çıkmadı, abone oldum demiş Hakan. Vallahi bir yanlışlık olmuş herhalde Hakan kusur. YouTube için özür dilerim. Müziği kısar mısın? Zaten maça geçiyoruz, kapatıyorum, benim de başım ütüledi.
Drama yazılımı olsun ama dili olsun. Bunlarla ilgili bu tür eğitim programı yapma gibi program var mı? İçinde konuşma odaları olacak şekilde. Hayır hayır, eğitim programı falan. Ben o kadar kalifiye değilim arkadaşlar. Ben şimdi düşünün, bir insan vaktini neye ayırıyorsa, enerjisini neye veriyorsa, aklını ne meşgul ediyorsa o insan odur. Şimdi oturup kod yazan düzenli olarak, yazılım dünyasını takip eden, gelişmelere bakan, yazılımla ilgili insanlarla muhabbet eden kişilerin yanında benim eğitim verecek bir donanımım yok. Ben size girişimcilik anlatabilirim, YouTuber'lık anlatabilirim, League of Legends hikayesi anlatabilirim, oyun yapmayı anlatabilirim, oyun satmayı anlatabilirim, oyun tasarlamayı anlatabilirim, şirket yönetmeyi anlatabilirim ama yazılım anlatamam. Çünkü ben enerjimi bu alanlara veriyorum. Brand daha iyi olurdu. Ben brand pek sevmemek. Bir de takımda büyü hasarı olarak Victor ve Morde var. Hani böyle bir Victor ve Morde karşılamış zor. Ama Katarina ve Nunu var. hatta Pyrex'in bonus AP'si var. Ben böyle şey yapayım dedim. Boş ya. Mı? E mi başlayayım? Hadi E başlıyorum. Hadi oyunu dinliyorum. Bence Q daha iyi ama neyse. Mio güzel çağrı ya. Ben iş yapacağımıza inanıyorum. Çok oynama şansın olmadı ama oynadığım her seferinde vay arkadaş dedirtti. Elden Ring'i en son yeni bırakmıştım. Bitirdim mi? Bitirmediysen. En son hangi map'te kaldın? Hangi map'te kaldığımı hatırlamıyorum ama bulunduğum yerin haritasını açamadığım için sinir olup bırakmıştım. Bir gün ben o Game Pass'e geldiğinde oynayacağım Elden Ring'i. PC'den oynamak istemiyorum. Arkama yaslayıp kolumu alıp pıt 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 bir gün oynamayı düşünüyorum. Abi ben o kadar zor oyun oynamak istemiyorum. Benim işim gücüm var. Beni hayat zaten dövüyor. Ben zaten bürokrasiyle, belgelerle, maaşlarla, işlerle uğraşan bir insanım. Benim yeterince bana stres oluşturan faktör var hayatımda. Bir de oyunun beni dövüp 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 durmasını istemiyorum. Ben evet dünyasını ilgi çekici buluyorum. Evet o dünyayı tecrübelemek istiyorum. Evet ortamı görmek istiyorum ama aynı şeyi 27 kere yapacak vaktim yok benim. O yüzden oynayamıyorum Elden Ring. Elden Ring genç iş abi. Ya da 5'ten 9'a çalışan insan işi. Akşam mesaiyi bitirdikten sonra kafasında hiç sıkıntı kalmayan Avrupalı insan işi. Bence Elden Ring. Üniversite çağında olsam kesinlikle oynardım diye düşünüyorum. Belki de oynayamazdım çünkü hep yeteneksiz bir insandım. Ama bu hayatımda, mevcut hayat düzenimde gerçekten çok zorluyor beni Elden Ring. Mordekaiser destek videosu. Mordekaiser destek ne abi? Ben bile söverim Mordekaiser destek görsem. Az buçuk altınımızı aldık. Az buçuk Q'ları dojladık. İtmene yardım edeyim mi ilk level için? Çünkü dalacaklar gibi görüntüleri var. Vuruyorum. Bir cana Q'su kadar itemem tabi de. Bonk. Şuna biraz vurayım yine. Şuna biraz vurayım yine. Niye bu kadar dürtüldüm ya? Cana biri beklediğimden daha çok dürtüyor. Malphite destek çek. Malphite desteğin çok manası bitiyor ya, yoksa seviyorum da. Sana bakarken çarım ne biçim yamuldu gördün mü? W açayım da heal alayım az buçuk ya. Karakterin pasifi ne yapıyordu hiç hatırlamıyorum. Ha, insanlara güç veriyordu, tamam. İnsanlara atak veriyordu. Oku artık kral oyun bros Tolga'nın en son 4 ülke 15 gün diye video attı sonra yok olduğunda yaşıyor, bilgin var mı? Arkadaşın diye sorayım dedim. Yaşıyor, keyfi yerinde. YouTube'a dair şu an bir şey yapmıyor. Bir gün dönmesinin umuduyla yaşıyoruz. Ama kendisini son gördüğümde sağlığı, sıhhati ve keyfi en son yerindeydi. Vayne'in manası yok, dalalım mı? Gel dalalım. Ya Vayne efendi, böyle flash'ını alırlar adamın. Yürü. Verdim move speed. Böyle exhaust'unu alırlar adamın. Yürü. Ama şimdi haksızlık. Biz ne güzel 2v2'yi dövüyorduk. Gittiler hemen bir ıslıklı ormancıyı çağırdılar. Ezik bunlar, ezik. Pyrex kill aldı. Enemy double kill aldı. Yapacak bir şey yok.
Helya al diyor oyun. Oyun haklı mı? Ben bu eşyayı hiç kullanmadım, merak ettim. Hadi alayım. Helya'nın yankıları. Lan Lee Sin 3 kill aldı bottan Omega Lul. Hepimiz kesti. Bizim ormancıda gelip öldü Lul. Ama Pyrex güçlendi bence, okey. Sence worth müydü Pyrex, ne diyorsun? Bu pozisyon hakkında yorumlarını alayım. Yani bilmiyorum. Lee Sin 3 kill aldı, umarım 2 ulti köyle öldürmez beni. Öldürür gibi bir his, ne diyorsun? Sanki öldürür gibi geldi bana. Ama biraz sıkıntı oldu, hadi bakalım. 3 kill biraz çok oldu gerçekten. Hayırlısı. Hayırlısı. Sence Syndra'nın görsel bir bakıyor, ihtiyacı var mı? Karakteri zoom yapıyorsun, piksel piksel gözüküyor. Bir iki repliği var, bütün maç aynı şeyleri tekrarlıyor. Evet, yani bu şey, rework değil de bu VGU splash ve replik ve görsel güncellemesi gereken şampiyonlar listesine koyardım onu, evet. W'm kaç mana benim? 90. Atayım da biraz iyileşim ya. FNAF oynar mısın? Ben korku oyunları oynamıyorum ya. Lane'de zorlanıyoruz ama ya. Şu Lee Sin gelmese var ya, mis gibi lane'di yemin ediyorum. Lütfen oku doğru adam. Çelik yürekli milio yapar mısın? Ondan ucube ucube şeyle istemeyi bırakın. Move speed verdim, koş. Ya bir Lee Sin'in attığı genk'e bak, bunun attığı genk'e bak bro ya. Ne yapayım ki ben? Neyse. Anla ki anla ki. Cana Q'su çarptı, yapacak bir şey yok. Çok minyon var ya, tedirgin oldum. Karakterin yeteneklerini bir türlü çözemedim. Bak Q'su şöyle bir şey atıyor ya. Böyle bınk diye çarpınca boing diye düşürüyor böyle, tamam mı? Bak bu kadar basit. Bınk diye çarpıp boing diye düşürüyor. E'si kalkan ve hareket hızı veriyor. Çok basit. W'su da menzil ve iyileştirme veriyor. Bu W yerde kalıyor. Bunu böyle bınk bınk gezdirebiliyorsun az buçuk. Çok bir olayı yok. O kadar. Çok basit bir kiti var. Ultisi de kitle kontrolü siliyor işte. Bu Q çok kötü oldu. Canımı bitirdi benim biraz. Veremedim move speed'i. Çok güzel. Hey hey hey. Helal lan bunu. Seni affediyorum. Bütün günahlarını siliyorum. Nick'i de üzerime bas Leona, ama yine de affediyorum. Çünkü Leona bence iyi biri değil. O yüzden bence Leona'nın üzerine basmasını istememelisin. Şahsi görüşüm. Evelynn desen, Evelynn üzerime bas desen mantıklı derim. Bu makul bir istek. Bir insan bunu isteyebilir. Burada totem var gibi bir his. Ama Leona o şeyi karşılıyor mu? Bazıları için anlaşılan otoriteden hoşlanıyor olabilir, değil mi? Dakika 8'de destek eşyası bitirebilmek normal bence. Alo Botan, yeni destekçimiz, çok teşekkürler. Abi Lighthouse Keeper 2500 saat custom yayınlar. Ne yaptın? Oyunu açık bırakıp Bitcoin mi mineladın? Teşekkür ederim Alpella. İyi yayınlar muhtar demiş. Mustafa Kuyajin, teşekkür ederim. Milio üzerime bas demiş Zenevan. Zenevan'cim, bu polis çağıracağımız bir şey şakası bile komik değil. Niko oynar mısın başka videoda? Ben Niko'yu sevmiyorum ya. Niko beni sarmıyor. Ups. Ne oluyor lan bizim ormanda? Ah ah, tutturdum Boeing'i. Boeing'i çok güzel tutturdum. Menzil verdim. Speed verdim. Kalkan verdim. Verdikçe veriyorum. Verdikçe veriyorum. Bereketli çar, let's go. Ama Vayne yakalamak zor iş. Cana yakalamak zor iş. Adamlar sıyrılgan maalesef.
Nunu sarhoş gibi kullanıyor kartopunu. Ehliyetine el koyulması lazım. Duvara çarpıp duruyor. Teşekkürler Mustafa Özcan. Nerede Moosebit? Boinkledim onu. Kaç. Boinkledim. Helalsin. 2v1 alır mıyız sence onu? Ama canı çok az ya. Boşver. Abi LoL oynamak istiyorum fakat 10 senedir LoL oynayan abim hayatını mahvedersin yapma diyor. Ne yapmalıyım? Hayatını mahvedersin'i biraz abartılı buldum. Mesela benim hayatımı kurtardı League of Legends. Gerçekten League of Legends olmasaydı acaba hayatım nasıl olurdu? Dora gömlek linki yapmıştın, o nasıl ulaş yaparım? O çok eskide kaldı kral ya, bilmiyorum. Bir de ben çok internetten almıyorum gömlek zaten. Görüp alıyorum. 30 altın beklenir mi sizce şu şey için? %50 base mana regen, %25 base mana regen. For every additional %25 base mana regen için bir de health regen. Alalım alalım. Abi sen abimle arkadaşısın. Starbucks gidip kahve alıyorsun. Abimden benim, abi Starbucks mağaza müdürü, seni ondan kahve alıyormuşsun. Bak çok merak ediyorum lütfen. Şimdi ben senin abinin kim olduğunu bilmiyorum. Yani Starbucks'a gidip kahve aldığım doğru. Abin de bir Starbucks mağaza müdürü olabilir. Ama bu iki olay birleşiyor mudur? Ben bu datalarla bunu bilemem. Çünkü çok fazla Starbucks ve bu çok fazla Starbucks'ın çok fazla mağaza müdürü var. Ama sana Starbucks'tan kahve aldığımın doğru olduğunu söyleyebilirim. Her sabah Ice Americano mu içiyor ekstra buzlu diye sor. Yanıt evetse abin sana doğru söylüyor demektir. Hatta şöyle kontrol edebilirsin. Abine de ki ne içiyor lan Dora de. Verdiği yanıtı analiz et. Yanıt sana söylediğim içecekse abinin doğru söylediğini anlayabilirsin. Seni iyileştiriyorum. Hemen almadan çıkmışsın. Ne yapmışım? İtimi almadan çıkmışsın. Lol. Bir de bekledim yani oturup. Sen ne biçim vurdun öyle? Boing. Tarayıcı eşyamı da almadım. Zaten gidip. O kadar bekleyip base'de oturup hiçbir şey almadan çıktım ya. Yani. Tam bir eşeğim gerçekten. 3 iyileştiriyor ya benim şu pasif. Kaçalım mı? Ultisi varken boşuna savaşmayalım değil mi? Ultisi bitince dalarız. Listen. Boing. No boing. Verdim hızı. Koş kim tutar seni. Canan'ın bu hortumu her seferinde durduruyor Nunu'yu ya. Boing. Statik Ançer Meta'yı Darma Duman ekti, yok etti. Ezreal, Kai'sa, midler falan görmeye başladık. Evet ya. Biraz Pro Arena'dan gördüm. Fazla nerflüydü. İnsanlara almayın diyordu Riot Games. Sonra bir buffladı, uçtu gerçekten. Tamam selam, şimdi ben yazılım okuyorum, ben İngilizce geliştiriyorum. West'e oynamam çok etkiler mi, ona göre West'e geçeyim. Çok etkilemez bence, hayır. Yani Türkiye'de LoL'ün dilini İngilizce yapsan aynı şey olur bence. Ya İngilizce yapımları izleyip kendini İngilizceye maruz bırakmak öğrenmenin en basit yolu arkadaşlar. Present tense'miş, past tense'miş, gramer dersleriymiş, bomboş işler. Dil organik bir şeydir. Dil insanların iletişim aracıdır. Dil böyle metodik bir derse çok müsait bir şey değildir bence, dil bilimi hariç. Konuşmak maruz kalarak öğrenilir ve anlamak ve okumak. Pyrex'e nereden tanışıyorsunuz? İyi yayınlar. Teşekkürler. Pyrex'e iyi yayınlardan tanışıyoruz. Bir gün siz de Pyrex gibi yanımda ben feedlerken beni taşıyabilirsiniz. Tuğçe hop iyi pazarlar dolacım demiş. Teşekkürler Tuğçe, iyi seyirler. Mustafa Özcan'ın mesajı silinmiş. Ne olduğunu bilmiyorum maalesef Mustafa, kusura bakma. Bu yayın bildirimleri neden gelmiyor demiş SPRN. Hiçbir fikrim yok SPRN. Ve Yusuf Arasay'ın destekçimiz, teşekkürler. Helya'yı aldık şimdi, ne yapıyor bu?
Bir şampiyona hasar vermek ruh yükü oluşturur. En çok iki yük. Birini iyileştirmek veya kalkan vermek yükü harcayıp şey verir. Tamam, birine hasar verdikten sonra Pyrex'e kalkan verince Pyrex mutlu oluyor. Buyurun. Bakın Pyrex'in mutluluğunu gözlemleyebildiniz mi? Helya'da. Bence gözlemleyebilmişsinizdir mis gibiydi. Heal! Ah ya, hem ulti hem şifa attım, kurtaramadım Pyrex. Özür dilerim. Öde. O benim ben olsam büyük ihtimalle yemezdim aslında. Katılıyorum. Hatta kule de vurmazdı bence. Kule Nunu'ya vururdu. Ne yapıyor lan bu? Biz 2v1 almaz mıyız bunu? Bize dalıyor ama. Boing. Oha, ne kadar çok vurdu kule. Ben olmak kırılgan. Ben gidiyorum ya. Ben AD Carry'imi bekleyeceğim dönüp. Yeni karakter hakkında ne düşünüyorsun? Nafiri mi? Duygularım biraz karışık. Abim Lord Ekay, sen nasıl oynanır videosu yapar mısın? Aba, nasıl oynanacağının ustası değilim ki ya kral. Öyle bir sorun var. Ben hiçbir şeyin nasıl oynanır ustası değilim. Bir tek Morgana. Bir tek Morgana, belki Lux. Ki Wardrift'te Lux'a çok ilginç değişiklikler tasarlamışlar. Bilmem gördünüz mü? Anlatsam dersiniz ki oha, böyle Lux mı olur? Anlatayım mı? Bir şey diyorduk sanki. Önce onu bitireyim dedim ama ne dediğimi hatırlamıyorum. Ben size Lux'ı söyleyeyim. Wildrift'teki Lux'ın Q'su artık minyonların içinden geçiyor. Hasar veriyor. Sadece bindlamıyor. Minyonların içinden geçtikten sonra çarptığı kişiyi yine rootluyor ve hasarını veriyor. Bu bir. Q ile işaretlediğin kişiyi düz vurup pasifle patlatıp ekstra hasar veriyorsun ya. Artık E de onu yapabiliyor. E ile patlatabiliyorsun onu. Ve E içine biri girerse otomatik patlıyor. Ama patlatmanın, kendi patlatmanın mana bedeli var yanlış hatırlamıyorsam. Öyle yani. Sadece Q bile başlı başına OP bir özellik bence. Zor. Çok kolay öldü beni. Bu W'dan gelen ekstra menzil falan da çok güzel ya. Gerçekten böyle yanınızda taşıyıcı bir AD carry varsa Pyrex gibi. Milio bence çok kuvvetli. Bonk. Bak. Bir EQ, bir EW. Hop, Pyrex sönmedi. Bum. Bonk. Bir ne kule kesiyorsunuz? Oha! Ne? Oğlum bu kuleler niye bu kadar çok vuruyor? Ölüyordum. W'yu Pyrex'e doğru yolladım. Başım döndü hasardan. Hiç dolu da getirmezler. Getirmezler canım, saçmalık olur. Aa, hadi Ardent alalım ya. Çınar'ı al, yeni destekçi, teşekkür ederim. Aybek yeni 29. ay, selam abi, zaman yönetimi konusunda tavsiyen var mı demiş Aybek. Zaman yönetimi konusunda ben de kötü bir insanım. Çünkü bir de ADHD'im var. Benim için programlı olmak veya bir şey istemediğim zaman yapmak çok 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 zor bir şey. Yapamıyorum yani, verim alamıyorum. O yüzden günlük listeleyiciler kullanıyorum ben. Kimi zaman önceki geceden, kimi zaman o sabah. Hani o gün en azından aradan çıkması gereken şeylerin bir listesini oluşturuyorum. Hem onları tiklediğimde bing diye gelen sesten dopamin alıyorum. Bu beni biraz motive ediyor. Kendimi kandırıyorum o şekilde. Hem de yapacağım şeyleri unutmuyorum. Çünkü dikkatim dağıldığı için çok unutuyorum öbür türlü. Bunun için de Microsoft'un To Do uygulamasını kullanıyorum. Çünkü hem Mac'te hem PC'de, Windows'ta, hem de telefonda olan bir uygulama, iOS'ta olan bir uygulama. Hem de sinkleniyor yani. Hani telefonumdan girdiğim bugün bunu yapmam lazım infosunu bilgisayarda da görebiliyorum böylece. Bunun çok faydasını görüyorum. Bu uygulamayı tavsiye ederim.
Özellikle burslu okumanın zararı var mıdır muhtar? Burslu okumanın zararı niye olsun canım? Ya ben %50 bursluydum. Annemler zar zor o parayı toplamıştı. Çevremin çoğu demeyeyim. Çevremdeki arkadaşlarımın bazılarının gelir durumu benim çok üzerimdeydi. Dolayısıyla her aktivitede kendimi çok rahat hissedemiyordum. Ya da ne bileyim yemeğe, gittiğimiz yerde yemeğe paramın yetmediği falan oluyordu. Veya işte ya ben yemeyeyim deyip sonra onlardan otlanıp falan, işte patatesini mi yemedi biri, onu yemek falan gibi şeyler yaptığım oldu. Veya kendimi mahcup hissettiğim alışverişe gidildiğinde falan oluyordu. Ama bana bunu pek hissettirmiyorlardı da yani. Gayet bonkör, iyi niyetli arkadaşlarım vardı. Yani bu hayatımda ciddi bir sorun olmadı özetle. Çevren düzgün insanlarla sarılıysa bence problem olmuyor. Cisim fena patlatıyorsunuz ha. Çok iyi tekme attı valla. Valla çok iyi. Aa abi bak yine heal bastım, E bastım, kurtaramadım ya. Ben satıyorum ya Pyrex. Bu fight niye böyle oldu anlamadım. Lee Sin tekmesi işleri çok değiştirdi gerçekten. Dona sana bir sorun var, aşağı okur musun demiş Mustafa. Okurum Mustafa, buyur. Şurayı bitirelim. ADHD varken sınava nasıl hazırlandın? Çok zor. İlaç falan kullandım o dönem dikkat dağınıklığım için. Zaten aşırı iyi bir puan da yapmadım. Dersleri de çok sevmiyordum. Gerçekten zorlu bir süreçti üniversite sınavı süreci. Mustafa mesajın gelmiyor ya. Aşağı bakıyorum mesajın yok. Bu arada benim böyle görmemi istediğiniz çok kritik mesajlarınız olursa arkadaşlar Twitter'dan yazabilirsiniz. Twitter mentionlarına neredeyse her zaman bakıyorum. Selam, bir selam. Sorum var. Aşağıya okur musun? Okurum. Az önce de söyledim. Dönesem WB Games ve 2K Games'te çalıştım ve gönüllü testerlik için referanslarıma CV başvuru yapmıştım ama sanırım böyle bir arayışınız bulunmuyor. Bilgi verebilir misin? Evet, böyle bir arayışımız bulunmuyor. Discord sunucumuz var. Twitter'ımızda, Steam sayfamızda bir yerlerde var. Stratera Games Discord sunucusu var. Buraya herkes girebiliyor. Buraya sen bir oyuncu olarak gelebilirsin. Oyunla ilgili görüşlerini yazabilirsin. Biz burada yeni bir oyunumuza tester gerektiği zaman duyuru geçiyoruz. Bu oyuna böyle tester arıyoruz. Gelmek isteyen yazsın falan diye. Sen de bu Discord'a katılabilirsin. Discord'a katıldığında da böyle duyurulara yeni bir oyun çıkacağı zaman, yeni bir güncelleme çıkacağı zaman takip edebilirsin. Sanırım dijital oyun tasarımı yazmayı düşünüyorum. Bahçeşehir Üniversitesi sence nasıl okur? Ben bu bölümde nasıl tüh. Birebir en azından Pyrex, üzgünüm elimden geleni yaptım. O kadar böyle kitle kontrolüne uygun olmayan bir ultim var ki sırf heal için kullanıyorum ya. Valla. Üzücü biraz ama yapacak bir şey de yok. Seni dinleyemedim fight yüzünden, çok özür dilerim, hemen bakarım. Bahçeşehir Üniversitesi okumuştun sanırım dijital oyun. Bahçeşehir Üniversitesi nasıl, benim bölüm Galata'da. Ben yazılım okudum. Benden sonra dijital oyun tasarımı açıldı. Dijital oyun tasarımı bölümünde tanıdığım ve sevdiğim hocalar var. Ama ben hep söylüyorum, üniversite çok önemli değil. Ne yaptığınız önemli. Greg Street örneğini hep veriyorum. Greg Street. LoL'ün ve WoW'un baş tasarımcılarından Age of Empires 2'nin baş tasarımcısı. Adamdaki CV'ye bak yani. Düşünsene, çalıştığın 3 oyunu say diyorsun. World of Warcraft, League of Legends, Age of Empires diyor. Oha dersin. Bir saniye. Adam deniz biyoloğu. Deniz biyoloğu ya. Deniz biyoloğu herif. Şimdi Türkiye'deki ebeveynine sorsan bir deniz biyoloğunun oyun yapması imkansız bir şeydir. İlla oyun okuman lazım. Ama hayır işte. Bu dünya böyle. Gerçek dünya böyle değil. Gerçek dünya sizleri özel üniversitelerin ve Türkiye'deki eğitim sektörünün inandırdığı şekilde değil. Ben hiç kimseye diploma sormuyorum. Benim şirketimde çalışan 10 tane insan var. Birine diploması. Diplomayı sormamın tek sebebi şey, bürokratik işler. Umurumda bile değil kimsenin ne okuduğu. Sen bana
tasarladığın oyunları göster, yazdığın oyunları göster, çizdiğin resimleri göster. Bana ne okunduğundan abi, ister hukuk oku, ister yazılım oku, ister ne okursan oku yani, anlatabiliyor muyum? Fizik oku, bana ne yani? Neyi değiştirir ki? Sen bölümünden birinci şekilde hatta bak size çok iyi bir örneğim var bunun için. Bizim ilk oyunumuz Viral Firar'daki farklı farklı yazılımcılar geçti. Üniversiteden burslu oyun tasarım bölümünde okuyan adam oyunu yapamadı. Bölüm birincisi olmuş yazılım mühendisi oyunu yapamadı. Lise mezunu, üniversiteyi yarım bırakmış, alakasız bir bölüm okuyan, belki alakalıdır hatırlamıyorum, önemli değil. Yazılım hiç bilmiyordu ama. Kafaya koydu, bunu ben bir deneyeyim mi dedi. Az buçuk eğittik bizim ekiptekilerle ve bu adam çalışır bir oyun yapmayı başardı. E bana ne üniversitesi anlatıyorsunuz o zaman? Bu kadar net yani. Elimde yaşanmış örnek var benim. Bonk. Kovalar mıyız bunları ya EW? Ay basma ultiyi acıma. Üf. Damage Gaming. Koş koş. Ay sniper mıdır nedir ya? Pyrex alkışları alabilir miyiz chatte? Biz Nafir'i konuşuyorduk. Aklıma geldi. Nafir'i beğendin mi diye sormuştu biri. Nafir'i şampiyon olarak beğendim. Design olarak fena değil. Hikayesini henüz okumadım. Ama bir yeni Darkin şampiyon hissini bence tatmin etmedi Char. Bence yeni Darkin Char hissini tatmin etmeyi başaramadı. Ulan Nunu. Ben de sana güvenip burada durdum be Nunu. Nunu. Boy. Nunu bizi yak eyledin. Tamam ben back atıyorum ya. Burası patladı. Akali videosu ne zaman gelecek? Bir tek belgeselini yaptım. Ben Akali oynamaya elim kolum yetmediği için belgeselini yaptım. Yeni Spider-Man filmini izlemedim Rabia ama merak ediyorum. Belki izlerim bir ara. Mario filmine de gitmedim. D&D filmine de gitmedim. Yeni Spider-Man filmine de gitmedim. Tam bir eşeğim ya. Hepsine de gitmek istiyordum. Hepsine gitmek istiyordum. Hiçbirine gitmedim. Neyse Spider-Man'i yakalarız da D&D'yi kaçırdığıma çok üzüldüm. Lan filmin reklamını yaptım YouTube'da. Kanalda filmin reklamı var. Ben gidip izlemedim ya. Ve yıllardır D&D fanıyım yani. Tam bir eşeğim ben ya. Niye böyleyim bilmiyorum. Al kalkan. Hızlı kosarsın. Ne oluyor orada? Pyrex geliyorum. Al heal. Boing boing boing. Gel lan. Gel lan. Gel lan adam sen gelirsin. Ne oldu lan? Yat. Bu kadar da kolay bir Lee'sini kandırmak. Heal alın, heal alın. Kolaydı. Ejder 30 saniye. Lane'i itebiliriz. Geliyorum. Ne oldu yine? W'yu Pyrex'e yollayalım. Aa. What? Bizimkiler base'i yıkmış. GG kill aldın mı bari? Aldın değil mi? Helal. Pantheon yetenek istemiyor. Sadece Q at bir oynar mısın? Pantheon'un yetenek istemediğine katıldığımı zannetmiyorum. Teşekkürler Deniz.
Hiç oyunun espor tarafına oyuncu olarak önermeyi düşündüm. Bende o yetenek de yok, o sabır da yok, o istek de yok. Oha 3 tane onur aldım. Oley, herkes destek performansımı çok beğendi ve 6-2'ye terfi eyledim. Ne oynayalım bu maç? Bence herkesin kafasındaki yalnız güçlü karakter algısından dolayı çölde önüne geleni parçalayan bir Darkin liderliğindeki sürü benim hoşuma gitti. Belki de Darkin olmasaydı iyi olabilir. Ve Darkin olmasına gerek yoktu ki. Böyle bir Darkin havasını veremedi gibi hissediyorum Char. Hiç yazılım bilmeyen, başlangıç atmak isteyen insanlar için önerim var mı? Aç bir YouTube. Benim YouTube videomu aç. 20 dakikada yazılım temeli videosunu aç. İzle. Sararsa yazılımın mantığı, yazılımla ne yapmak istiyorsan, işte oyun yapacaksan C Sharp, ne bileyim Unity bilmem ne, onun tutorialını YouTube'dan aç, full anlatım seri, 50 ders İngilizce. Yapıştır, izle, takip et, uygula, öğren ve yazılımcı ol. Bing. Bir el ormana döneyim Pyrex, ormana morgan isteğim bitmedi. Sonra bakalım. Bilgisayar İngilizce okuyorum. Size ne lazım ona göre çalışayım. Yazılım dilin. Bize ne lazım olduğu şu an belli olmaz. Çünkü bizim şu an kadromuz tam zaten. Bizim mevcut oyunlarımızın kadroları kurulu sanatçı. Ama görsel tarafta biraz daha eksiğimiz var. Sen bölüm değiştirip görsel tasarıma geç. O zaman işimiz düşebilir sana. Ama yazılım tarafında projeye bağlı işte, ne bileyim. Biz 3D büyük bir oyun yapmaya karar verdik dersek Unreal'cı ararız. Küçük oyunlardan devam ki dersek Unity ararız falan. Baklava kral oyna. Ormana Morgan istiyorum ama bakarız. Doğru, bence bu dediğin sadece bu sektörde böyle. Diğer mesleklerde CV önemli yer kaplıyor. Böyle diyorsun, genç arkadaşlar bunu yanlış anlayıp üniversitenin gerekli olmadığını düşünüyor. Katılmıyorum. Bu sadece bu sektörde böyle değil bence. Bence bu birçok sektörde böyle. Her sektörde ya tabii ki ya, tıpta geçerli olmadığı anlaşılıyordur ama parantez açmıyorum yani. Sen hastaneye gidip ben Google'dan çok güzel baktım, merhaba sizde doktorluk yapmak istiyorum, tabii ki diyemezsin. Ama teknoloji sektörü ve kendini geliştirebilir, yani bilimsel olmayan tüm sektörlerde ben böyle olduğunu düşünüyorum. İşte tıp, hukuk gibi olmayan sektörlerde durum böyle. Akşam Attack on Titan'ın son bölüm trailer geliyor, haberin olsun. Öyle mi? Çok iyi ama fragman izlemeyi çok sevmiyorum böyle şeylerde ya. Spam yapıyorum, kusura bakma. Merak ettim, Cardboard'tan hangi dille kodlandı? C Sharp. C Sharp'la kodlandı Cardboard'tan. Estağfurullah. Ne spamı. Online oyun yapsana, bizimle oynama fırsatı bulursun. Pirate Factions var. Bekleriz. Mobilde online oyunumuz var nihayet. Bir de Demolition Party işte online olacaktı. Twitter'dan duyurduğum üzere İptal ettik. Canım Belvet istedi ama feedlemek istemiyorum, o yüzden Morgana. Voli ve Orsa başsa ne olurdu, çeker misin? Güzel video fikri, düşüneceğim. Teşekkürler. Üni sadece öğrenmeni daha kolay kılıyor gibi düşünebilirsiniz. Fakat üniversite okumadan dediğin gibi çok işler çıkaranlar da var. Evet. Zyra Jungle oynadı orada. Harbi Zyra Jungle'a şey gelmişti. PBE'de bir düzenleme gelmişti. O normal sunucuya geldiyse çalışabilir. Normal sunucuya gelip gelmediğini kontrol etmek lazım ama. Bir sonraki oyunun yapımını anlatan bir belgesel çeker misin? Belgesel. Wow. Onun için önce oyunu tutması lazım bence ama düşünürüm ev. Benim önce geçmiş hikayeleri anlatmam lazım. Buraya nasıl geldik Cardboard. Ki bazen Twitter'da paylaşıyorum. İşte oyun nasıl marketledik, nasıl yaptık falan. Bir ara nasıl tasarladığımı anlatacağım. Mesaj gönderemiyorum. Hayır, gönderebiliyorsun. D&D ekibin var mı? Wizard sever misin? D&D ekibim var. Wizard severim. Ben ama Wizard oynamam. Ben Cleric oynarım. Ben ama oyun oynatıyorum artık. Oynamıyorum pek. Wizard oynamışlığım var. Ama Sorcerer'ı daha çok severim. Cleric'i de daha çok severim. Milieu, Lucian, Malzahar'a, Ormana, Morgan'ı koyduk bile. Kostüm seçin chat. Şimdi öncelikle ben oyunun önerdiği rünleri Ormana Morgan olduğum için umursamıyorum. Umrum dışı rünler.
Ne yap sen burayı? Mana sorunu yaşar mıyım diye düşünüyorum. Umarım yaşamam deyip geçeceğim ya. Umarım yaşamam. Ne kudut sev lan? Tamam ya, böyle iyi. Böyle iyi. Kostüm seçtiniz mi? Cadı mı? Düz cadı mı? Dora Bey selamlar. Kendi web sitemi açıp reklamlardan para kazanmaya başladığımda reklam şirketi benim vergimi öder mi, yoksa ayrı mı ödemem gerekir? Ayrı ödemen gerekir büyük ihtimalle. Bunun için tabii ki profesyonel bir muhasebeciye danış mutlaka. Çünkü ben senin nereden reklam aldığını, nasıl reklam aldığını, bu paranın nasıl geldiğini falan bilmiyorum. Ama şeye de bir bak. %15 stopaj ödeyerek geçindiğin bir şey var. Mobil uygulama ve influencer işlerinde geçerli. Bir şekilde senin işini kapsıyorsa onu yapabilirsin. No, siz diğer cadıyı mı diyordunuz? Özür dilerim. Ben bu cadıyı diyorsunuz sandım. İki cadı olduğu için karışıyor aga. Ben bu cadıyı diyorsunuz sandım. Çok pardon ya. Herkes de meclis istiyormuş. Puh, neyse, hep mecliste oynuyoruz, öyle düşün. Hep mecliste oynuyoruz zaten. Vyrox 11 lira yollamış. Pyrex'in kötü ikizi Vyrox. Haha. Riot'tan nasıl bir oyun isterdin veya nasıl bir film dizi? Rise üzerinden Runeterra tarihini anlatan veya Dark Inner dönemini anlatan bir dizi isterdim veya film. Game of Thrones tarzında bir dizi isterdim. Oyun olarak Riot'tan ne isterdim? Güzel soru. Daha iyi bir kart oyunu isterdim. Legends of Runeterra gibi olmayan, düzgün, basit bir kart oyunu isterdim. Veya belki... Hayır ya, vazgeçtim, fikrim değişti. Üf, Karahasat'a aldık Freeze'inden. Ay, kilo aldık Freeze'inden. Ay ay ay, bir kill daha aldık Freeze'inden. Ellerinize sağlık. Çok güzel başlangıç. I know. Abi YKS'ye çalışıyordum. Oradan da takipten çıkmıştım ama hala aynı kalitedesin. Helal olsun. Yani kral, sen bir sınava çalışmaya gidip gelmişken biz bozmuş olmayalım bir zahmet. Eyv. Umarım güzel geçmiştir sınavın. Acaba konu ne? Ben yandan gelip dahil oldum Lel. Riot ne oyun yapsa diye isterdin diye soruyorlardı Mustafa. Ben de tam yanıt veriyordum. Yanıt şu. Güzel bir RTS simsi bir oyun. Böyle hani Demacia olup elit ünitler basıp Noxus'la kapıştığımız bir real time strateji, böyle Age of Empires tarzı sarabilir bence. Kadınlardan korkuyorum. Nikli bir arkadaşımız var. Ne? Yoksa sen Afganistan mısın? Ellerinde makineli tüfeklerle kadınlardan korkuyorlar. Çok biliyorum Afganistan'ı. Çok ezikler. İyi yayınlar doğru romanın neresinde bulunurmuşsun? Viego'nun romanını okumadıysan oku. Garen'in novellasını okumadıysan oku. Öncelikle League of Legends'larla başlayalım. Çünkü onlar çok iyiler bence. Geçenlerde Rüzgar'ın adını bitirdiğimi söylemiştim. Çok memnunum fantastik roman olarak. İkinci kitabını aldım, onu okuyacağım. Bu arada hala taht oyunlarının bilmem kaçıncı kitabını okuyorum. O da çok çok kaliteli, çok çok güzel. Aklıma gelen ilk fantastik romanlar bunlar oldular. Ben eskisi kadar kitap okumuyorum maalesef. Hala lisedeki, ilkokuldaki randımanımı yakalayabilmiş değilim. Teknoloji mahvetti beni. Ben W'ye çift puan veriyorum ya. Daha hızlı dönelim. Anlıyorum, ben de şu anda bir Halfling Wizard kasıyorum da inşallah 2-20 karizması var içerim daha başlamadan. Oha! 20 karizmalı Halfling Wizard mı? Bari Sorcerer oynasaymışsın kral o kadar karizmayla. Ben bu ara DCC oynattığım için bu kadar yüksek statlar imkansız bizde. Bizde 18 statı olan, oha, böyle yürüyen tanrı, bu nasıl bir insan falan oluyor.
LeBron James falan bizde böyle 18'i olan, 20'yi bırak. Ama DCC farklı bir sistem tabi. Sana da tavsiye ederim. D&D seviyorsan ve sıkılırsan ve farklı bir şey denemek istersen Dungeon Crawler Classics mutlaka dene. Çok çok keyifli bir sistem. Ben çok severek oynatıyorum. Daha çok az oynattım ama hepsinde çok verim aldım. Abi bilişim okuyorum, sizinle çalışmak nasip olur mu? Daha 10. sınıf. Valla kır... Aa! Ba! Öldük ya. Düzgün flash atamadım panikten ya. Nereden gördü de buldu da geldi beni Şero ya. Tüh. En azından eşyayı bitirdik ya. İyi, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Keşke tarasaydım benim eşekliğim. O kadar karizmayla Warlock oynanır aslında. Warlock bana biraz sıkıcı geldi. Warlock oynadım. Bir oyunumda da oynattım. O şeyin adı ne? Bichu. Işın büyüsünün adı neydi Warlock'ların attığı hep? Bir şey Blast. Agonizing Blast mı? O ış, sürekli ışın spamlıyorsun. Zaten herkesi tekliyor artık. Bu geliyor. Evet ya, Lux'a gelen güncelleme çok garip geldi bana da Vyrox. Dediğim gibi PC'ye gelse olay çıkar yani. Enteresan bir düzenleme diyelim. Var mı çalacak orman kampı? Yok. Gromp'a dönelim. Yürüyerek. Ama çok derin ya, oraya gidilmez. Mağazaları bir darlayayım. Kalkanını aldım, bir şey değil. Bayağı verimsiz geçen birkaç dakika oldu. Birkaç saniye. Eldritch Blast. Harikasınız. Bu kadar D&D'ci var ha burada. Helal lan size. Eldritch Blast. Agonizing Blast onun bir feat'iydi değil mi? Sürekli onu atıyordun ya. Böyle bicu 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 bicu. Büyü limiti de yok. Çok spam bir karakter gibi geldi bana Warlock. Belki üst level'ları eğlencelidir bilmiyorum ama. Ben düşük level'ını, böyle 5-6 level'ını oynadım gerçekten. Yine düşük level'ını oynadım. Boştu biraz. Bir tık boştu, kimse kusura bakmasın. D&D'yi hep merak ettim, oyuncak grubum hiç olmadı. Aga be. Üniversiteye gitmediysen, gittiğinde oynama şansı bulabilirsin. Üniversitelerde hep fantastik bir tür grubu olur. En kötü Goblin Cafe falan gibi yerlerden etkinlik arayabilirsin. Benim buradan çıkışım acaba var mı? Yokmuş. Can sıkıcı olmakla beraber yapacak hiçbir şey yok yani. Ya kasadın içinden yürümeyi deneyecektim ya Yumi ve kuleye güvenecektim. Yumi ve kuleye güvendim. Belki de yanlış yaptım. Teşekkürler Can. Hoş geldin Berta. Abi tüm şansımı harcayıp sandıktan Kozmik Karanlık Lux ve Şafağan Kasabı Renekton çıkardım ama sadece bir tanesini açabiliyorum köye gitmeden önce. Sence hangisini açayım? Hangisini daha çok oynuyorsun, hangisini daha çok vermiyorum? Sadece sen bilebilirsin. Bunu ben bilemem, bana kostüm sormayın. Ben oyunun birinci saniyesinde bir kara hasat aldım. Ondan gayri kara hasat alamadım. Bu beni çok üzüyor. Rygott sence başarılı olur mu doğru? Rygott ne lan? Bilmiyorum Rygott'ın ne olduğunu. Rygrad. What is Rygrad? Anlatsana bana. Rygrad nedir? Yeni bir oyun mu? Film mi? Asıl şey, Riot'tan ayrılan Kel abinin oyununu gördünüz mü? Theory Craft'ın yeni oyununu. Yoksa Rygrad o mu acaba? Değildir herhalde. Güzel. Ağladığım kara hasatı da buldum. Başarılı bir gank dağıtmış oldum. Keyifler çiğdir. O oyun bayağı enteresan görünüyor da çok benlik durmuyor. Geliyorum Pyrex. Zık zık! İzle zınkı! Üf! Ay 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 ay! Helal. Bilal Karakaş, hoş geldin, teşekkür ederim. Bu oyun destekçi özel videosu yok bu arada sevgili yeni destekçiler. Özür dilerim. Kestik mi bu kasa şeyi? Ne şarın adı? Azaix.
Flash ulti belki de biraz abartılı oldu. Yanıyor, yanıyor. Gitti. Okay, yanıtımı aldım. Ben bu böcekleri keserim, sen rahat ol. WQ yapmalıydım ona, QW yerine. Benim hatam. Kalkanını kırıp sonra Q'ya atsam free kill'di resmen. Ölüyorum ben, sen satabilirsin beni. Ay! Tat kaçırdı. Ağzımda kekremsi bir tat bıraktı o ulti. Tüh. Pyrex'e thumbs down'ları alalım arkadaşlar. Thumbs down'ları alalım Pyrex'e. Alkıştan sonra. Önceki alkışın ardından thumbs down'ları alalım Pyrex'e. Duracım LoL hikaye anlamında son zamanlarda çok durakladı. Bunun sebebi nedir biliyor musun? Hikaye çok bölündü ya. Legends of Runeterra, Arcane, LoL, çizgi romanlar, kitaplar, Zartürt. Bence başa çıkamadılar. Bir toparlamaları gerekiyor. O yüzden bir biz toparlayana kadar en iyisi bir duralım dediler gibi bir his. Ben öyle düşünüyorum. Riot Games çok bölündü. Abi oyunun önerdiği ürünler %100 doğru mu sence? Mesela ben ormanda bana önerdiği ürünleri beğenmeyip değiştirdim az önce gördün dostum. %100 demezdim. Hayır. Değişir. Ama büyük oranda iyidir derim. Bir saniye kapı çalıyor. Lux ultisi gelmiş demiş Canberk. Açma kapıyı Canberk. Kapının altından ışık sızıyor olsa gerek. Ha efendim? Bir şey ne? Duymadım. Ne? Bir şey mi dediniz? Görmedim. Bilmiyorum. Reklam bas. Reklam basın. Çabuk reklam basıyorum. Bastım. Umarım görünmemiştir ya. Biri attım ki. YouTube premiumu olmayanlar bu Q'yu görmeme şerefine eriştiler. Premium olanlar üzgünüm. Tüh, onu keserdik ya da bir kara satın alırdık ya. Tamam. Ben bir kara satın... Heh, teşekkür ederim. Şunu istiyorum sabahtan beri ya. Eşeğin alası olmak çok zor bir hayat biçimi. Eşeğin önde bayrakla koşanı olmak gerçekten kolay değil bu hayatta ama bir şeyler inadımın sonunda bir şeyler aldık gerçekten. Ben ne ara 4 kere öldüm de 2 tanesi klasik beni köşeye sıkıştırdı. Ne yapayım ki? Ama yani en çok bu kadar satılabilir bir pozisyon. İleride LOL filmi görebilir miyiz? Sal filmi, film ne 2023 yılında film. Dizi abicim dizi. Bana Noxus dizisi ver. Bana Darkin dizisi ver. Bana Game of Thrones gibi 8 sezon ulusların kapışması ver. Geç film neymiş 2 saatte ne anlat? 150 tane şampiyonun olduğu oyunda 2 saatte ne anlatacaksın? Bak 2 saatlik filme taş çatlasa 20 tane şampiyon koyabilirsin tamam mı? Ekran zamanı vereceğin. Bu da demek oluyor ki oyuncuların o diğer 140 tane şampiyonu mainleyenlerin hepsi memnuniyetsiz olacak demek. Boş ver bazı diziyi sezon sezon anlat Arkane gibi ya. Misler gibi geçin bu film işleri. Yaparsan çok küçük bir konuyu anlatırsın. Kapıyı açmayın Morgana Q'su. Ah be.
Daha erken atmalıydım Q'yu. Çok beklettim. İonya Noxus Savaşı gelse. Ondan da dizi olur. Çünkü orada Swain'in yükselişini anlatırsın. Karagül'ü anlatırsın. Çok şey anlatırsın. Ben bir döneyim çizmemi alayım. Pyrex'in kulesini tutayım ya. Çok yıkıyorlar orayı. Onun ikisi yok onun. Doğrudur da yaklaşamadım ya. Neler oldu ben yokken? Neler kaçırdım? Bir şey oldu mu ben yokken? Hiç bilmiyorum ne olup bittiğini hiç. Görmedim, tanık olmadım yaşanan hiçbir şeye. Herhangi bir şey oldu mu? Ben bilmiyorum. Hocam oyunun önerdiği itemler doğru mu sence? Bence büyük oranda doğru olduğunu düşünüyorum ben. Aa, yine Kimya Vadisi'ndeyiz. Geçen de Kimya Vadisi'ndeyiz, şimdi de Kimya Vadisi'ndeyiz. Geçen de bütün ejderleri rakibe veriyorduk. Yine bütün ejderleri rakibe veriyoruz. Üstüne bir de benim bütün ormanımız sürekli kazık duruyor, dönüp duruyor. Nasıl oluyor bu iş, anlamış değilim. Düşüncelerin... Bir saniye, ne hakkında düşünüyorum? Ah! What can I do sometimes? Fatih Terim 2001. Engin Deniz 3 gün, yeni destekçimiz Berk Arkadaşlar Arnaz. Statik hikayede haklı bulduğum villain var mı? Bu bitki hakkında düşüncelerin nedir? Brokoli göndermiş Feridun. Brokoli çok severim. Teşekkürler Blue World. Şimdi, hikayede beğendiğim villain. Ya Zed çok iyi bir villain. Sylas iyi bir villain. Lissandra iyi bir villain. Voli iyi bir villain. LoL'ün villainları iyi ya. Swain... Villainımsı, villainım Trak iyi. İyi yani. LoL villain işini, villain sporunu iyi yapıyor gerçekten. Abart lan sende! Bu ne oğlum? Hayır, tepki verebilsem keserim de çok dalgınım. Daldım böyle. Mate Seeker almayı düşünüyorum, sence oyun güzel mi? Güzel, yaz indirimlerinde %20 indirime girdi. 300 lira yerine 30x2 60, 240 lira. Dolayısıyla bence alabilirsin. Emo hakkında geçmeler var mı? Maalesef yok. Villainlarda Viego'yu saymadı. Hü. Aslında kitapta iyi. Kitapta güzel bir villain. Villain Trak. Ama çok sinir bozucu yani. Kendisi biliyorsunuz. Oldukça can sıkıcı bir şampiyon. Karakter olarak. Bu arada Kaiser müthiş mesela. Kha'Zix soru işareti yazarsa ne olur? Kha'Zix benim çelikten mentalimi kıramaz kardeşim. Bu Kha'Zix denen böcek beni anca keser. Beni anca oyunda kıstırır, Draktar'la tekrar çıkar. Anca o kadar. Beni tilt edemez. Zor oldu ama başardık.
Ama oyun da zor oluyor. Ya bak, Binyon bile benim bekimi bozuyor burada. Converge'e saldım. Oyun bayağı derin. Korku bölümü bile var. Kaç saattir LoL'ü İngilizce yapmaya çalışıyorum. Yapılmaya yardım edecek var mıydı? Belki sadece AB Batı'da İngilizce oluyordur Faruk'cum. Pardon. Convergence o kadar iyi diyorsun. Ha bilmiyorum, beni çok çekmedi oyun ya. Videosu da hiç izlenmedi, o yüzden devam etmedim ben de ama. Belki bir ara oynayıp hikayesini anlatırım, bilmiyorum. Oyun şirketin globalde nasıl? Gayet iyi. Yurt dışında hem çok iyi satış yapıyoruz, hem yorumlar falan gayet iyi. En tip Pyrex'im ya, çok darlıyor Kha'Zix gerçekten. Öl lan! Bir kere de öl be. Bir kere de öl lanet karakter ya. Top lane'de oyun bitiyor Ring. Bu bütün lane'ler birden yıkılmaya başladı, ne oluyor ya? Urgot'cum kuleyle VS'inde sana başarılar. Lan yendi! Urgot kule VS'sini yendi! Alo! Zonyan boşa gitti. Aslında adam kule VS'sini yeniyordu lan! Adam kule VS'sini yeniyordu oğlum! Ve beni altın altın yutuyordu. Beni altın halimle yutuyordu. Al kıtır kıtır yiyecek derif beni. Ben bir Nusret Burger'iymişim gibi. Adam yendi kuleyle VS'yi ya. Kronometrem de gitti ya. Of, zaten ben acıların çocuğuyum burada. Kindred hikayesini nasıl buluyorsun? Hikayesine uygun bir hikayesi tipi olduğunu düşünüyor musun? Kindred çok 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 orijinal ve ilginç bir konsept bence. Bence bayağı başarılı tasarlanmış şampiyonlardan. Özellikle replik olarak falan. Mutas. Oyunların diğer ülkelerde kaç birime satılıyor? $20 genel sabit bazı yurt dışı fiyatımız. Belli ülkelerde elbette yerel fiyatlandırma var Türkiye'de olduğu gibi. Mesela Rusya'da $20 değil, $8 oranında ekonomisi dolar karşısında daha düşük statlara sahip olduğu için diyelim. Veya başka işte Çin'de $10 mı yakın? Bilmem. Arjantin'de herhalde yine $5 falan. Buna bakabiliyorsunuz ya, SteamDB'ye girip bizim oyunun sayfasına baktığınızda tüm ülkelerdeki fiyatlar görünüyor. Biz Steam'in otomatik fiyatlandırmasını kullanıyoruz Türkiye için. Bir tek Türkiye'ye elle fiyat girdik yani. Biz acaba ghostlanıyor muyuz ya? Sadece soruyorum. Ama orada totem cesedi vardı galiba. Bilmiyorum ki ya. Erken oyunda başımıza gelenler falan. Ha, buradan görünmüş olabilirim. Tahmin etmiş olabilirim. Yuumi'nin görüş skoru 21 ama onu çok eleştirmek de istemiyorum çünkü Yuumi oynarken görüş ayarlamak gerçekten zor. Tek başına dolaştığında minyon olduğu için şampiyon. Zonya alabilir miyim ya? Daha 1200 altın toplamam lazım. Zor geçiyor bu maç biraz. Tavşan oyununuzu almak istiyorum, alacağım. Valla yaz indirimlerinde 15 lira. Günümüzde para değil biliyorsunuz. O yüzden evet, almanı tavsiye ederim. World of Ascent bence fiyat performans olarak gayet iyi. Neo Express 1 lira Steam'de. 1 TL. 1 TL'ye, 1 TL'ye bir şey mi olur? O kadar iyi fiyat performans bence oyunlarımız. Oha. Üzdü tabii bu olanlar ama yapacak hiçbir şey de yok. Ben kaşındım. Hah. Arjantin'de $5 mı? Arjantin'de $5 için sokakta insanlar birbirini vurmuyorlar. Biraz çok kral, sen de dalga geçtin. Yani Türkiye için böyle bir şey deseler kızarsın mesela. Bakalım Arjantin'de kaç dolar? Demo mu? Demo. Arjantin'de $4.36. Evet. Türkiye'de de $3. Burada 6.45, ben 8 demiştim. 7.85 falan filan. Ben Choget'e gank atıp Choget'i öne geçirdiğimde ooo kral tamam oyunu kazandık yapıyordu. Şimdi yenilince jungle diff mid diff yazıyor. Ağla köpek. Seni kıymet bilmez. Seni kıymet bilmez.
Ama evet, Kha'Zix gerçekten içimden geçti, bunu itiraf edemem. Kha'Zix beni ezdi. Dövdü. Bunu inkar edemem. Ama şimdi bu Lucian'ın beni mermi manyağı yapması da benim suçum bu mesela. Sadece soruyorum. Yenilmiş olabiliriz tabii ama 2000'in ardından bir duzu hak etmiş olabiliriz. LoL evreninde olan ilgin nasıl bir şeydir? LoL bir bilim olsa doktoran hazır olurdu. Vallahi öyle olurdu. Ya oynuyordum zaten. Hikayelerine de bakıyordum şampiyonların. Başkaları da merak eder mi diye anlattıktan sonra ya baktım insanlar merak ediyor. Daha fazlasını öğrenmeliyim dedim. Daha fazlasını öğrendim. Öyle çok organik bir olay. Abi lütfen cevap ver. Bağış attım da mesaj yazmayı unuttum. Nasıl yüz gelir mi? Nasıl? Ben videoda oynamayı sevmiyorum ya. Çünkü çok böyle farm. Çok böyle minyon. Ya ben neyin videosunun gelip gelemeyeceğini bilemem. İlhama bağlı ama Zyra Jungle fikrini beğendim az önceki. O bir bende bir ilgi uyandırdı. Zyra Jungle yapabilirim. Her yer totem ya. Görüş üstünlükleri o kadar fazla ki gerçekten. Bunu yapabileceğim. Oha, bir de damaja bak yani. Bu görüş üstünlüğüne yapabileceğimiz pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Ejderi de alamayacağız bu yüzden. Ha, ben de öldüm bu yüzden. Beni bir minyonmuşum gibi çarptı. Ne yapabilirim? Bazen ne yapabilirim? Yapacak hiçbir şey yok. Hikayesel, kendine has evreni olan bir oyun yapacak mısınız? Var. Pirate Factions'ın hikayesini ben yazdım. Evrenini ben yaptım. Çok da güzel bir evren olduğunu düşünüyorum. Ama yeni bir hikaye yazma fikrim yok. Hikayeli oyunlarla çok ilgisi olan bir insan olmadığım için hikayeli oyun yapma projem de yok. Şu an kafamda olan oyunların çok büyük kısmı, yani benim böyle kafamda mini mini tasarladığım oyunların çok büyük kısmı hikayesel olarak ön planda olmayan oyunlar. Bizi bir böcek gibi ezdiler. GG. Pyrex alt F4 attı, o kadar sinir oldu. Üzülme Pyrex, ne yapalım. 2001 lose, olur böyle şeyler. Stratera Games olarak büyümeye gidecek misiniz? Gittik bile. Cardboard Town'un başarısından sonra çalışan sayımızı 3 katına çıkardık. Şu an 2 oyun geliştiriyoruz. Arka planda tasarım sürecinde bir oyun. Benim kafamın içinde de tonlarca oyun mevcut. Hangisini hayata geçireceğinizi zaman gösterecek. Biraz önce Cardboard Town'u da bir bitirmek istiyorum. Çay yer misin? Çaylı bir şeyler yemişliğim var. Hani çaylı pasta falan, tatlı falan yapılıyor nihayetinde. Persim, ellerine sağlık, kendine çok iyi bak, görüşürüz. Rezil oldum bu maç, kusura bakma, özür dilerim, iyi oynayamadım. Bye. Bu maç biraz failladık Morgana'yla. 2 dakikada göremediğim mesajlara bakayım, bir muhabbet edelim, sonra ben kaçayım arkadaşlar izninizle. Yayına tam girdim, defeat yazısını gördüm. Senin yüzünden yenildik işte Lifizek ya. Girmesen yenilmiyorduk. Türk oyun sektörü umarım büyümeye devam eder ya, demiş Cesur. Cesur, bence çok iyi bir yoldayız ya. Senden bir game artist olur mu ya? Öncelikle onu konuşalım. Sen böyle bu çizim kariyerini, daha doğrusu çizim hobini kariyerine dönüştürmeyi düşünüyor musun mesela? Mesela bu şeyi paylaştım geçen arkadaşlar Twitter'da. Biraz onlardan bahsedelim. Şu Boomer'la kavgayı geçelim. Blokladı beni bu arada Omega Lul. Şu thread. Bu arada şu One Ring olayı harika değil mi? 2 milyon dolarlık Magic the Gathering kartı. İndirimde bulabildiğim, Steam yaz indirimlerinde bulabildiğim bütün
Türk oyunlarını listeledim Twitter'da. Siz de RT atıp sektöre destek olabilirsiniz istiyorsanız. Mountain Warblade ile başladım. Meşhur olduğu için. World Ascend'i koydum bizim FP oyun. Şu Castle of Alchemist çok tatlı oyun. Cardboard Town uluslararası ses getirmiş bir oyun. Swarm Grider. Erken erişimde olmasına rağmen ilgi çekmiş bir oyun. Böyle Agent in Depth var. Tatlı fiyat performans 5 lira bir oyun. Havsala. Bence bulmaca olarak fena bir oyun değildi. Pek başarılı olamadı ama. Mayhem Brawler görsel olarak, prodüksiyon olarak falan çok tatlı bir oyun. Bu yine erken erişimde gelişmekte olan bir oyun. Burada başarılı bir oyun var. Remnants of Nest diye eskilerden. İzmir temalı böyle daha lokal bir oyun var. Küçük bir proje. Lighthouse Keeper bizim biraz kendimizi keşfettiğimiz bir oyun. Çok bir şey demeyeyim. Enis Kirazoğlu'nun videosundan görmüşsünüzdür. Spaceborne 2 bayağı iddialı bir yapım. Özellikle tek kişilik bir kullanıcıdan. Bu Deal and Wheel çok bir olayı yok ama bunun bir benzeri var. Bu yurt dışında bayağı tutmuş ve ben Türkiye'de hiç duymadım. Türk yapımı iş. Car for Sale Simulator. Ben simulator oyunlarını çok sevmiyorum ama tam Türkiye'lik bir oyun yani. Galericilik oyunu. Bu oyun potansiyel yorumları pek iyi değil gibi. Çok Last of Us çakması diyorlar. Bilmiyorum. Falan yani. Anlatabildim mi? Var yani bir şeyler. Yapım aşamasında olan güzel oyunlar var. Yeni çıkmış güzel oyunlar var. Güzel yani. Hazır yayındayken yayın açtığını demiş. İki kişilik sıfır duygu. İsimli yansıtan bir isim. 1 TL olduğunu hatırlatınca Miyam Express'i aldım. Yayın sonrası oynayacağım. İyi eğlenceler Tatakaya diyen Tanjiro. Yani indirimde değilken de 2 lira zaten oyun. Çok bir şey değiştiğini sanmıyorum ama çaktırmayın ev. Messi mi Ronaldo mu 23. kez yazdım. Messi. Futbolla sıfır alakam var. Sıfır alakam var. Ama Messi. Bu entelektüel konuşma tarzın doğuştan mı geliyor? Şimdi entelektüel kelime anlamı olarak doğuştan gelemeyecek bir şey bence. Eğer benim diksiyonumdan bahsediyorsan dikkat ettiğim için ve konuşmaya çaba harcadığım için gelen bir şey. Kelime tercihlerimden bahsediyorsan o da küçükken kitap okuduğum ve biraz kelime haznem ortalamanın bir tık üstünde olduğu için. Cardboard Town'a campaign tarzı veya late kısmına eklemeler yapmayı düşünüyoruz. Oyun sonu geliyor. Oyun sonunda mesela çok büyük bir bina inşa edip oyunu bitirme şansın olacak. Ama campaign hayır. Gerek yok bence campaign'e. Ama düşüneyim. Ama düşünmüyorum. Abi dislike attım Messi'den. O zaman Messi'cileri de like tuşuna alalım arkadaşlar. Ronaldo'culardan dislike gelmiş. Messi'cileri de like alalım. Tarafımızı görelim. Ronaldo neymiş ya Messi varken. Dediğim gibi futbol hiç bilmiyorum bu arada ama bana öyle geliyor. Hafızalı aldım sonunda deneyeceğim. İyi eğlenceler umarım beğenirsin. Biraz beyin yakan bir oyun. DP'de neden öyle bir karar alındı? DP'de nasıl bir karar alındığını bilmiyorum kral. Ben yurt dışındayken takip etmedim e-sporu hiç. İyidir adam sen. LoL MMORPG'nin yılları var. Her yayın soruyorlar. Daha çok var. Teşekkürler bakayım. Hiç Genshin Impact oynadım, oynadıysam beğendim. Oynadım, beğendim, kanalda videosu bile var. Çok güzel oyun bence. Mobil platformda öyle bir oyunun varlığı bence teknolojik bir harika yani. En sevdiğin Dark'in hangisi? Aatrox. Brand oynar mısın? Brand'i sevmiyorum. Lux ve Velkoz'u tercih ederim. Video dislike'larını görebiliyoruz. Ben video dislike'larını görebiliyorum. Ama izleyiciler göremiyor tabi. Viego main olarak hakaretlerine onurum kırıldı. Tüm yolculuğum bir yalanmış. Şahsi algılamaya gerek yok şimdice. Şahsi algılamaya gerek yok. Viego'yu. Sen yayın sonu yaparken ben de spor için hazırlıklarımı yaptım. Spora kaçıyorum. Görüşürüz Dora ve Chet. Kendine iyi bak. İyi sporlar. Bol... Ne var sporda? Serotonin, dopamin, adrenalin, laktik asit. Klima sesi biraz geliyor değil mi? Bir filtre koyayım bir saniye. Ses 1-2-3, ses 1-2-3. Benim sesim okey geliyor değil mi? Web not geçelim.
Dora, ben karakter tasarımcısıyım. 314 karakterim var, size gönüllü olarak yardımcı olmak isterim. Teşekkür ederim Aras'cığım. Şu an karakter tasarlanacak bir durumumuz yok maalesef. Ama öyle bir şey olursa mutlaka duyururuz, bekleriz. Bu tarz ben bir şeylere dahil olmak istiyorum diyen arkadaşlar, Stratera Games takip edin. Twitter'dan beni takip edin. İstiyorsanız Stratera Games Discord sunucusuna gelin. Bir şey için biri lazım oldu mu ya Twitter'dan ya oradan şey yapıyoruz. Herhalde. Çok teşekkür ederim. Reis, az önce beynimde fazlasıyla oyun var dediniz. Acaba bunları not olarak mı alıyorsunuz? Aklınıza bir tarzda oyun geldi, bunu not mu alıyorsunuz? Teşekkürler. Ben direkt göstereyim size ya. Mesela Cardboard Town. Bunu nasıl tasarladım şeyini bir ara zaten. Cardboard Town'ı ilk tasarladığım zaman ben yavaş yavaş böyle not almaya başladım. Bu oyun nedir? Bu oyunun konsepti nedir? Bunu yaparsın, şunu yaparsın, amacım budur. Birkaç tane rastgele görseli birleştirdim, internetten topladım. Birkaç kendim görsel yaptım. Böyle oyunun konseptini gelen anlattığım bir görsel oluştu. Bu oyunun nasıl oynandığını anlattım, bir oyunu anlattım. Temel mantığını not aldım. Yavaş yavaş oyunun sistemini bu şekilde grafik haline getirdim. Part listesi oluşturmaya başladım. Konseptleştirdiğim parçaların detaylarına girmeye, tablolarını oluşturmaya başladım. Böyle böyle büyüte büyüte bunun konseptini tamamladım. Bu artık bizim ürettiğimiz bir oyunun tasarımı. Üretmemiş olduğumuz oyunların tasarım dokümanları daha küçükler, daha minikler. Bunun içinde daha az resim olan, daha az sayfa olan, daha az detay. Benim kafama bir oyun fikri geldiğinde İlk notlarını alıyorum. Bu nasıl bir oyun? Bu oyunda ne yapıyorsun? Sonra aklıma fikir geldikçe bunu da yapıyorsun. Şunu da yapıyorsun. Böyle de bir mekanik var. Bu mekanik de şöyle çalışıyor diye detaylandıra detaylandıra büyüte büyüte o temel oyun fikrinin üzerine şeyler inşa ede ede Google dokümanlarında not alıyorum. Hazır olduğunda da şlak diye basıyorum. MLBB'yi sever misin? 30. değişim. MLBB'yi hiç sevmem. MLBB ile kavgalıyım. Böyle çok önceden Dauntless oynamıştım, başka bir video geldi. O oyun duruyor mu? O oyun hala var mı? Bir ara bakayım ne yapıyormuş. Eğlenceli bir oyundu. Oynayacağımı sanmıyorum ama eğlenceli bir oyundu. Güzel bir oyundu. Abi lütfen oku. Blood on the Clock Tower diye bir oyun. Arkadaşlarınla oynayıp oynarsın. Güzel. Tamam, sen tabii. Bir tane Diablo oynar. Eyvallah. Olsun. Ben pek oyun arayan bir insan değilim. Oynasam bu ara Diablo oyunu. Berkay Koç, yeni destekçi. Soru işareti. Herhalde destekçi değil. Hayırlı olsun Bergay'cığım, teşekkürler. Oyunun önerdiği itemlara güvenebilirsin. Ha. Anomaly Agent sence nasıl oyun? Valla ben oynamadım ama fragmanı çok güzel görünüyor. Artı çok güzel. Bir kere Enis oyun kültürü çok yoğun bir insan. Ben güzel bir iş çıkardığına eminim. Bir ara lore oynar mısın? Yeni güncellemeler geldi. Sanmıyorum. Ofrintara. Dora Raid LoL'ü salmaya mı başladı? Valo'ya çok daha fazla özellik var. Sanki LoL'ü yanından canlanmak planları var mıydı? Mesela bu 2v2v2 modu çok yüksek prodüksiyonlu, güzel bir mod bence. Dolayısıyla İyi bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Root Social'a gelecek misin? Abi Elon Musk'ın platformunu bırakıp Trump'a mı gideceğiz? Trump. Tanmıyor. Twitter bir çalkalanır, anında geri toparlar. Ben canlı sanmıyorum. İyi yayınlar Dora, bana hikaye oyunu önerebilir misin? Ben hikayeli oyun pek oynamıyorum kral. Ama Mage Seeker önerebilirim hikayeli. Diablo 2 önerebilirim. Diablo 4 önerebilirim. Başka da hikayeli oyunum yok kral maalesef. Vice City önerebilirim. Başka da hikayeli oyunum yok.
Profesörü kullanmıyorum. Ses filtrem mi bozuldu? Atıyorum. Şimdi gidip gelmemeli. Aphelios oynar mısın? Senin gibi yetenekli biri için basit. Tabii efendim Aphelios, ben tek elimle bile oynarım. Yani sol elime gerek bile duymam. Vampire Survivors'a baktın mı? Çok gitliyorsun. Vampire Survivors'ı mobilde oynadım geçen. Bir uçak yolculuğum vardı. Nereye gittiğimi de hatırlamıyorum ama oraya giderken direkt böyle full uçakta Vampire Survivors oynadım. Nereye gittim lan ben uçakla? Ne işim vardı benim? Neyse. Habire oynadım. Bayağı keyifli gerçekten. Güzeldi yani. Hikayeli oyun soruyoruz reis. Genelde Riot oyunu öneriyor. Gene de Riot oyunu öneriyor. Aynen. Hades oynadın mı? Hades'i çok az oynadım. Beni açmadı maalesef. Favori anime kızın kim? Favori anime kızım. Bilmiyorum. Aklıma gelmedi bir anime kızı favori. Eskiden sorsan gelirdi. Yaşlandık. Venice Krazoğlu'nun belgesel tarzı yaptığı videoları Riot için yapmam bence oldukça güzel olur. Böyle planın var mı? Yok. Ben arkadaşlar içerik üreticiliğinde artık o kadar yüksek prodüksiyon işler yapacak ne vaktim ne hevesim ne ihtiyacım var. Overwatch 2'yi denedin mi? Denemedim de birden bir farkı yok diyorlar zaten. Hatta denemiş bile olabilirim, hatırlamıyorum belki de yani. Çünkü bir oynadım bir yer ama. Abi ben dijital bir çizerim ve aklımda artı 18 oyun yapma gibi bir fikir var. İnternette bulamadım ama Türkiye'de bu tarz bir şey yapmanın sınırlandırması var mı, bilgin var mı? Artı 18 oyun yapan gördüm ama ya Türkiye'de yasa olarak müstehcenlikle alakalı kısıtlayıcı yasalar var diye biliyorum maalesef. Dolayısıyla bu sana bir engel teşkil edebilir. O yüzden yapıyorsan da çaktırmadan yap ya da araştır, bilmiyorum. Yani resim olarak müstehcen bir şey üretmenin bir legal olarak kısıtlaması olabilir. Araştır. Araştırman lazım. 15 yaşındayım. Matematik öğretmeni olmayı çok istiyorum ama korkuyorum. İkinci planda eczacılık var. Sence ne yapmalıyım? Matematik öğretmeni olmayı çok istiyorsan yap. Tabii de Türkiye'de öğretmenlik sürekli kadro arama vesaire sıkıntılar var biliyorsun. Yaşın biraz daha ilerlediğinde ülkenin durumuna göre karar verirsin kral. Niye Star Wars sevmiyorsun? İlgimi çekmiyor. Çok eski, ne bileyim. Işın kılıcı falan saçma geliyor. Ben uzay kurguları beni çok çekmiyor. Ben fantastikçiyim. Favori Attack on Titan karakterin hangisi? Reinhardt. Favori animem Attack on Titan. Çocuğum olursa adını Dora koyacağım. Senin gibi tergideyle düzgün bir insan olur. Ama düzgün bir LoL'deki ölüler alemi ve ruhlar yok edilebilir mi? Bir şekilde edilebilir. Sihirli evren abi, bir şekilde yapılabilir. Hayır, bu imkansız diyemezsin hiçbir şey için. Büyülü evren çünkü. Yani sadece mekanik değil, hikaye de yapıyorum. Yazın evrenimin kitabını çıkarmayı düşünüyorum. Size çizim ve kodlama dışında her konuda yardımcı olmak isterim. Eyvallah kral, sağ olasın. Dediğim gibi şu an şirkette zaten yavaş yavaş bir büyümeye gittiğimiz için hani dışarıdan böyle ekstra bir şey alabilecek bir yapıda değiliz. Onunla başa çıkacak halimiz yok. Yani yeni gelen birini nasıl yerleştirip nasıl konumlandıracağımızın bir formülü yok. Yeni yapılanmamız, şirketin büyümesi bir otursun. Ondan sonra olabilir. Reinhardt Overwatch karakteri Reiner. Ha aman işte Overwatch konuştuk ya, kafam karıştı, özür dilerim. Stranger Things dizisi dizi sıralamanda kaçıncı sırada? Ya en üstlere koymam ama en üstün aşağısındaki, yani top dizilerimin altındaki, ya bu diziler iyiydi ha dizilerinde kesinlikle yer alır, keyifli bir diziydi. En sevmediğin LoL şampiyonu Vayne. Vinland Saga'yı ilk defa diyorum. Dune 2. Dün biri de izlemedim ama ben kitabını okuduğum için hikayeye hakim. Filmini izleyeceğim bir ara. Zaten Dune 2 de daha hala birinci kitabı anlatacak diye biliyorum. Ben ikinci filmi de izlemiş gibiyim şu an. Öyle düşünebilirsin. Nafiri TR'ye 20 Temmuz'da gelir. Büyük ihtimalle. Persona serisini oynamadım. Oynamayı düşünmüyorum. Ben bana oyun öner. Ben oyun yok. Ben oyun yapıyorum, oynamıyorum. Favori dizin ne? House of Cards ve Ozark. Tam soru soruyorum, birisi bir üstümde ahiret sorusu soruyor, gidiyor. Hı, anla ki. Merhaba ben Jin demiş Kadıcım Virtuoz'a. Teşekkürler, merhaba Jin. Dune çok çok iyi film. Ya kitabı güzeldi, filminin de güzel olduğuna inanıyorum. Bundan 6 yıl önce AVM'de karşılaşmıştık. O günden beri severek takip ediyorum. Eyvallah Ozark'cım, çok olmuş. Bir ara bir kez daha AVM'de karşılaşmak dileğiyle. TR'deki oyun yapımcılarıyla ortak proje yapmayı düşünüyor musun hiç mesela Eldraine'le? Eldraine'in oyun yap
Yayıncı anlamında mı diyorsun? Neredeki oyun yapımcıları olarak proje yapmıyordu mesela Eldraine'le. Eldraine yayıncı. Yani yayıncılarla ortak proje falan gibi mi? Viral Firar'da bizim öyle bir şey vardı. Pintipan'da falan vardı oyunda karakter olarak ama o tabii bizim ilk ezik minik bebek projemiz. Dora Bey Diva Musti diye birisini tanıyor muydunuz? Diva Musti mi? İlginç bir isimmiş. Hayır. Demon Slayer oynamadım. İzlemedim. Pardon. Hangi şehirdesin? İstanbul. Rygrad onun. Ha bu Rygrad. Eldraine oyun mu yapıyor? Bakıyorum. Rygrad. Rygrad on Steam. Eldraine Rygrad oyunun en... Oha Eldraine oyun mu yapıyor? Bilmiyordum. Lens Games Rygrad Studio. Pumping Simulator, Logistic Simulator, Taxi Simulator, Spellcast. Bir sürü oyunu olan bir firma. Yapımcısı Rygrad Studio. İki tane oyun coming. Yine Lens Games. Bu Eldraine'in oyunu mu? Çok iyi. Dinleyeceğim. Crafting, Open World Survival mı? Çok tehlikeli bir janra. Grafikleri güzel. Biraz erken henüz herhalde oyun. Ama bayağı detaylı görünüyor ha. Zırhlık üretene kadar kendine bir kıyafet yap be adam. O at arabası var okey. Online bir şeye benziyor bu. Open World, Online Survivor herhalde. Survival. Valla büyük projeye girişmişler, helal olsun. Çok iddialı bir janra. Tam olarak bu janranın ne kadar zor bir janra olduğunu anlatan bir tweet attım 2 gün önce, belki görmüşsünüzdür. Zınk diye bitti fragman. Early Access Survival Action Adventure PvP. Rastımsı bir şey anladığım kadarıyla. Vallahi helal olsun. Çok iddialı bir proje. Hiç de duymadım nasıl olduysa. Eldraine'de takip ederim yani. Önüme düşmemiş herhalde. Wishlist'i var. Çıkış tarihi yok. Tabii çok zorlu bir oyun olduğu için. Diğer oyun ne? Speculation. RPG Casual Online Co-op Multiplayer Logic. Bu direkt şey vibe'ı verdi. Town of Salem kafaları herhalde. Aynen gece gündüz mantığı. Yazımızı girebiliyorsun. Evet yani Eldraine yayında oynayabileceği ya yayında izleyicilerimle veya arkadaşlarımla şöyle bir oyun oynasam çok güzel olurdu dediği şeyleri kendi yapmaya karar vermiş. Çok güzel bir fikir bence. Tek sorun Open World Survival gerçekten çok zor bir alan. Şöyle göstereyim. Geçenki tweet dizimde bahsettim. Yani başarabilirlerse çok başarılı olurlar. Ama başaramazlarsa da çok zorlanırlar. Ama kendi kitlelerinde bile döndürecekleri bir şey belki. Ya Eldraine ne hedeflediğini de bilmiyorum. Dünya çapında bir oyun mu hedefliyor? Ya da sadece kendi dostlarıyla oynayacağı bir hedef mi? Oyun mu hedefliyor bunu? Bilmiyorum. Ama bakınız şöyle janra bazında bir grafik paylaştım geçen. Burada oyunların, bu janradaki oyunların en üst %1'inin kazandığı gelire baktığımızda 15 milyon dolara giden bir şey görüyoruz değil mi? Bakın şurada. Bu ne? Ark Survival ve Rust. Bu iki oyun. Ve belki işte aklıma gelmeyen bir tane benzerleri varsa bütün piyasayı götürüyorlar. Ortalamaya baktığımızda 0 dolarda sürünüş var. Yani %1 ile en üst %1 ile diğer ortalama oyunların ortada şey olduğu, uçurumun bu kadar büyük olduğu başka bir janra yok. Ya Souls-like'a iniyorsun. Yine bir uçurum var çünkü. Dark Souls, Elden Ring, Zokura, Zort bilmem ne bunlar yine çok uçuruyorlar. Eyvallah.
İşte City Builder'da yine Sim City'ler, City Skylines'lar biraz uçuruyor ama az işte gittikçe böyle daha makul janralarda ortalanıyor. Dolayısıyla gerçekten çok tehlikeli bir janraya giriş yapıyor. Kendilerine başarılar dilerim. Çok mutlu oldum Elrain'in de bu işe girmesine. Bence Türk oyun sektöründe bu kadar ismi olan, kuvveti olan, adı olan bir adamın iş yapması güzel bir şey. Cardboard Dağı'na hiçbir şey yapmadı ama Elrain. Bak şimdi siz Elrain dediniz, öyle fark ettim. Cardboard Town, Elrain. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun Elrain'e. Gerçi belki Twitch'te oynamıştır şimdi. O adam Twitch'çi sonuçta. Yu-Gi-Oh iyi mi sence? Yok ya, Yu-Gi-Oh bitti abi. Yu-Gi-Oh'un ben modern halini hiç sevmiyorum. Bak. Yu-Gi-Oh New Cards diyelim, tamam mı? Bak, Yu-Gi-Oh New Cards. Geliyorum şimdi. Yu-Gi-Oh'un yeni kartları. Bakalım. Ama İngilizce olsunlar. Ya İngilizcesi yok mu bunların? Banlist 2023 aç. Ya niye hepsi Japonca? Kuduracağım şimdi ya. Üf. Şimdi Yu-Gi-Oh'un şu yazı ne? Darlı yani, bir de 60 tane kart olacak destanda. Hadi bilemedin 40. Bu okunmuyor bile. Geçenlerde aldım kart. Mesela şu. Ne bileyim. Yani bu kadar metin mi olur abi? Hıbıdı 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 hıbıdı. Uf, chainler, mainler, sıralamalar. Oho yani. Çok fena abi. Ya kontrolden çıktı Yu-Gi-Oh'un dizaynı bence. Bu kadar Wall of Text, şuna bak, okunmuyor, okunmuyor. Şu yazıya bak, bu ne? Bu okunur mu? Ben o yüzden Yu-Gi-Oh'un yeni haline sinir oluyorum biraz. Three Cyber Dragon Monsters, Cyber and Dragon must first be either fusion summoned or special summoned from the extra deck by sending the above card you control to the graveyard. You do not use polymerization, cannot be destroyed by better or by your opponent's card effects. This card gains 500 attack defense for each monster equipped to this card. This card can attack all monsters your opponent controls once each. If this card attacks a defense position monster, inflict piercing battle damage. If this card battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts. Rakibinin şunu oynadığını düşünsene. Rakibin sana bu kartı attı. Hadi otur oku şimdi. Kitap mı okuyoruz abi? Bu ne oğlum? Bu ne? Böyle oyun mu olur? Rakibin her bir kart attığında şunu okuyorsun. Daha yarısına gelemedik az önce. Bu ne? O yüzden ben artık Yu-Gi-Oh'a saygı duymuyorum. Nostaljik kısmını çok seviyorum. Sezon 1 çok güzeldi. Eski Yu-Gi-Oh kartlarını çok seviyorum. Daha geçen Real'ı attım. Eski bir kutu açtım. Onda yeni Yu-Gi-Oh! O retro kartları düşürdüm. O mis gibi retro kartları dosyama koydum. Güzel çıkanları. Bak abicim, krallar gibi mavi gözlü beyaz ejderhası, karanlık büyücüsü, kırmızı ejderi, tanrı kartları. Bir tane de benlik kart koydum. Dora of Fate. Kamerada biraz leş luş görünüyor ama yeter. Benim için Yu-Gi-Oh budur. Çok istesem döner Joining Ivan'ın o retro oyunlarını oynarım ama modern Yu-Gi-Oh'a girmem abi. Modern Yu-Gi-Oh'a girilmem. Magic the Gathering hakkındaki düşüncelerini de pek. O oyuna saygı duyuyorum ama benim için çok kompleks. Bir de bu saatten sonra girilmez. Adamlar 1990'dan beri oynuyor yani. O sırada mavi gözlü beyaz ejderha. Güçlüyüm ehe. Tam olarak öyle. Alakul yeni destekçimiz, teşekkürler. Yorick Viego'nun ortasına ne kadar karşı koyabilir demiş Mertcan. Bilmiyorum ki ya. Talha Demirelli yeni destekçimiz. Arya Venüs merhabalar demiş 33 ay. Yorick Viego'nun ordusuna karşı koyamayabilir yani. Onun o can suları da bir yere kadar diye düşünüyorum. Jujutsu Kaisen izlemedim. Oyunlarınıza kontrolör desteklemeyi düşünüyor musunuz? Oyunlarınızı yatarak oynamak eğlenceli olabilir. Düşünüyoruz. Ya eski oyunlara dönmeyiz bu saatten sonra da. Cardboard Town'a ekleriz büyük ihtimal bir noktada.
Dora Boomer'la olan kavganı özetleyebilir misin? Twitter'dan bakarsın kral ya. Twitter'ımda var direkt. Adam beni engellediği için gösteremiyorum şu an tweetlerimi ama şu suyla alakalı tweetim viral oldu ya, benim 3 milyon görüntülenme aldı dün attığım. O tweet'e girip salak salak bir şeyler yazmış. Bana IQ'su düşük falan demiş. Ben de cevabını verdim. Bu cevabını verdikten sonra iyice kudurdu. Ben biraz daha cevabını verdim. Ezdim. Ezik olduğu için. Ya anlatmak zorundayım artık değil mi? Çok muhabbet. Ama prim vermek istemiyorum herifim. Ben burada adını niye anayım ki? 50 yaşına gelmiş. Saygı öğrenememiş. Ahlak öğrenememiş. İnternette 20 yaşında, 25 yaşında çocuklara sen salaksın, sen zekasızsın, sen bir şey bilmezsin, sen evinde oyna, sen oyun oyna, sen otur diye kendince laf atan, eziğin teki, kendini bir halt zanneden. Ben böyle insanlara sinir oluyorum. 40 yaşına, 50 yaşına gelmiş, hala ortaokul çocuğu gibi laf sokan, gençlerle böyle laf dalaşına giren tipler, popomla gülüyorum. Gerçekten çok komikler çünkü. Aşırı komik yani. Ben merhaba diyorum, hiç okumuyorsun demiş Tuğra. Özür dilerim Tuğra. Dora, sana yapılmış bir gif vardı. Kudur pankartı tutuyordun. Evet, tam olarak onu yapabiliriz. Cardboard Town Mobil için toplantı olacaktı, oldu mu? Cardboard Town Mobil düşünüyoruz. Ya mutlaka istiyoruz. Mutlaka istiyoruz. Your Shop ne zaman gelecek, bir fikrin var mı? One Piece izledim mi? İlk 20 bölümü izledim, dayanamadım ya. Evrenini çok merak ediyorum. Evreni çok ilgimi çekiyor ama o kadar. Dora bu... Ya bilmiyorum Bünyamin. O konu, ben de çok rahatsızım. Kontrolsüz göç muhabbetinde. Ama bilmiyorum. Ben bir birey olarak ne yapabilirim ki bu konuda? Dora yayınlar sonunda yakaladım yayını. Onun da sonunu yakaladım be kral. Dönüp tekrarını izleyebilirsin ama. Arcane'in ikinci sezonu 2024 diyorlardı. Abi mesajlarımı görüyor mu? Görüyorum. Cevap vermeye bile değmez. Evet, ben bir iki hak ettiği yanıtı verdim. Sonrası engelledi, kaçtı gitti zaten. Halkta gereken vakti verdi ona. Clash of Clans başlar mıyız? Bu saatten sonra Clash of Clans'a başlanır mı kral ya? PS mi Xbox mı? Bende Xbox var. Selam Dora, dövmen var mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 ayağımda gösteremiyorum. 9 diğer ayağımda, onu da gösteremiyorum. 9 dövmem var. Yanlış sayı. Her ay istiyorum, gene isteyeceğim. Age of Empires 4 gelir mi? Elbet bir gün Talha. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben hiçbir şeyin yanıtını bilmiyorum. Geo fotokartlarını gösterir misin? Mutluluk ve memnuniyetle. O da aynı dosyada. Bakın bu dosyada benim Pokemon kartlarım var. Öncelikle Pokemonlar için aldım bu dosyayı ama sonra Yu-Gi-Oh kartlarını da ekledim. Burada böyle retro olarak. Belki bir gün bu komple koleksiyonu gösteririm size. Çok güzel retro kartlarım var. Hazır girmişken Twice şeyini de yaptım. Bu belgesel dinledik ama ekran çok yansıyor burada ya, ama Yu-Gi-Oh fotokartlarım ortalama bu şekilde. Feyza'nın tuvali, aynen. Bedenim üzerinde deneyler yapıldı. Bir şeyi de bil be abi. Ben de böyle bir insanım. Ne yapacaksın? Riot, bak ben gözcülerin dövmesini yaptırdım. Çok komik olaydı. Evet, o komik olaydı gerçekten. Red Dead Redemption 2 videosu çeker misin? Ben azıcık oynadım. Evreni yine çok ilgimi çekti. Grafikleri falan çok güzeldi de. Çok şey yapmadı. Binder'ı nereden aldın? Acil link. Amazon'dan aldım ama adını hatırlamıyorum ya. Özür dilerim. Ama bu çok büyük binder. Sadece fotokart için fazla gelebilir. Tuğra, yeni açtığım kartların biri yılını çekebilirim. Bir de destekçi özelde yeni Pokemon kart oyununun bir videosu var. Kaçırdıysan aklında olsun. Hangi takımı tutuyorsun merak ettim. Ben takım tutmuyorum. Ben futbolla ve geleneksel sporlarla hiç alakam yok. Reis Paladins'i hatırlar mısın? Güzel oyunda, evet. Pekala. Arkadaşlar çok güzel muhabbet ettik. Daha fazla da çok güzel muhabbet konuları geliyorlar. Ama ben yoruldum. Ama sohbet çok sardı. Belki bir gün... Sadece sohbet için bir video, sadece sohbet için bir yayın yaparız onun sonrasında. Dolayısıyla geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Reddit The Conse'ye katılmayı unutmayın. Hemen şu an bir konu açın. Moderatörlerimizin linkini paylaştığı Reddit'imizde, The Conse'de. Mustafa, burada seni görüyorum, yan kanal yok oldu. Sağ ol yan kanalı. The Conse'yi paylaş lütfen. The Conse'yi hepinizi bekliyoruz muhabbet için. Dora bir Jojo referansı mıdır? Buyurun.
LoL hero'larının tier listi geçerli midir? Bak adam mesela Lucian'ı en aşağıya koymuş. Neden? Gidin ve Lucian mainler bu arkadaşla kavga edin. LoL mimleri kafaya sıkmak en mantıklısı değil. Böyle korkunç threadler var buraya. Gideriz, ne olur bakarız. Hangisi hikayede daha falan, bu muhabbetlere bekliyoruz linkten. Dolayısıyla geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Bye.